Mutlu geceler sayın seyircilerimiz. TVM ekranlarına hoş geldiniz. İzleyicinin yani sizlerin ön planda olduğu tek spor programı Kupon'dan hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Çok kıymetli partnerim Akinsel şu anda sizden gelen mesajların, yorumların, belki de videoların içinde kaybolmuş durumda mı diye göz ucuyla bir bakıyorum. Evet, tam da belirttiğim gibi kaybolmuş durumda. Kendisini bu engameden şöyle bir sıyırıp hoş geldin. İyi hafta sonları, nasılsın diyelim. Eksik olma Alper, çok iyiyim. İki ayağım bir pavuçta, gösterebilecek misiniz? Vallahi çıkaracağım, vallahi çıkaracağım ya. Selam olsun, selam olsun. Sitemle başlıyorum. Sevgili Hakkı Mazakoğlu, sevgili Hakan Özer, sevgili İlhami Baba, Türker Baba diyorum ona. Efendim, Türk Barış Acıkuş, yurt dışı, Amerika, Avrupa, her yer dahil bunlara. Ya kurban olayım. Ya kurban olayım, son, daha belki de okuyamadıklarım da var. 23.30 yazıyor mu ya son fotoğraf? İnadına 23.30'da geliyor değil mi? Ama Barış Alıcıkuş, Türk Barış Alıcıkuş şey yazmış, abi saat farkı var diyor. Yurt dışında. Doğru, yurt dışında. Ona göre senin tabii, ona göre zaman vermen lazım. Ona göre zaman, ama ben şimdi Türkiye saatine göre veririm. Alper, şimdi Amerika'da Arif Keskin var. Şu Amerika saatine göre oraya yaz. O zaman anonsunu tamam, yapıyorum. TSI, Türkiye saatiyle kaç olsun en son? Ya vallahi bir son kaç olur? Şey, 23.30'a kadar gönderin ki teknik bir filtreden geçtiği için yayına tabii, girmeden önce. Tabii. Yani o yüzden bir sıkıntı oluyor. Yoksa vermekte hiçbir sorun yok. Biz istiyoruz ki ay, sizden gelen bütün resimler, bütün videolar yayına girsin. Ama o teknik filtre işte bize maalesef bir zaman kutası koyuyor. Sitemler devam edecek mi? Var mı sitemin? Abi sitem şimdi efendim bakın yeni bir web sitesi açıyoruz. Süper. Onun da anonsunu yapalım. Tabii Sofa. Yeni bir web sitesi açıyoruz. Dostlar, sevgili dostlar. Ey kurban olayım ben size be. Şimdi yeni bir site açmaya karar verdim. Bu niye biliyor musunuz? Ben bak bir yaşlı başlı bir adamım. Ben bugün var. Tövbe, şimdi tövbe yani bakın. Yarabbim ya. Messenger, WhatsApp, Instagram, Facebook 1, Facebook 2, Akinsel dostlarla Twitter hesabı, kupon hesabı 7-8 yerden yağıyor. Özel mesajları söylemiyorum. Anlatabiliyor muyum? Ding, bak duyuyorsun. Ding diye böyle ben gelip kızarıyorum ben ya. Şimdi bak, bak kızardım ya. Nefes şarap, al konuşurken sakin. Şarapçılara bir tövbe işte. Yine söyle bak. Yine Ritik ceza edecek mi? Ne dedin ki? Ne bileyim. Neyse ben duymadım. Onlar neyse abi bak şimdi. Ne diyordum ben ya? Her taraftan yağıyor. Özel, genel, tüzel. Şimdi bak. Bir tane mesela web sitesi yapacağız. Web sitesi diyeceğim ki arkadaşlar fotoğraflarımızı ben istiyorum ya. Benim gönlüm. Ben hep bunu söylüyorum ama kim ne derse ne düşünürse düşünsün. Soner Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü dedim ki ne olur bu program izleyici önde olsun. Bu programa yarım saat daha izin verin dedik. Başım üstüne dedi, verdi. Allah razı olsun. Ya biz burada çıkıp ben burada blablabla konuşmak istemiyorum ya. Ben burada bir seyirci bir şey yapsın, o paylaşsın, anladın mı? Ha canlı telefon vardı biliyorsun. Dediler evet. Canlı niye yapmıyorsun o zaman? Abi şimdi biz canlı düşünsene biz fotoğrafa yetişemiyoruz. Canlı açarsak biz doğru, sabah 6'ya kadar program yapmayacağız. Doğru, hayatta içimiz rahat etmez. Vallahi bak sana yemin ediyorum. Yemin ediyorum Alper. Soner Bey desin ki sabah 6'ya kadar istediğini yap burada. Yapmazsam namerdim ya. Ben çok keyif alıyorum ya. Ya ben bu izleyici ya bizi buralara getirdiler Alper. Kesinlikle. Bunu alıp bir yere koyamayız. Kesinlikle. Mı? Orada yazıyorlar mazıyorlar. Ben öyle yazıyor diye bakmıyorum. Ben emek var diyorum. O laptopu diyorum, o cep telefonu açıyor diyorum. Oradan bizim için bir şeyler yazıyor diyorum. Buraya gönderiyor adam. Anladın mı? Biz de diyoruz ki kardeşim bunu yayınlayacağız diyoruz. Anladın mı? Yayınlayacaksın kardeşim olsun. Böyle alttan gel. Allah razı olsun bir arkadaşım diyor ki abi çok yoruluyorsun. Ya şu alttan tweetlere geç olsun bitsin diyor. Hani klasik. Abi ben yani ben hayatımda hiç eski bir şey yapmadım ki. Doğru. Hep yeni istiyorum, yeni bir şey istiyorum. Onun için ya Alper şuna bakar mısın? Bak şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim. İstersen bugün bir değişiklik yapalım. Nasıl olsa program en kötü ihtimal kovuluruz ya. Ya niye böyle yapıyorsunuz derlerse değil mi? Bak şimdi ama bir şey diyeceğim Alper. Bak şimdi bir şey diyeceğim. Yani o kadar güzel. Evet gelen yani, nefis bir mesaj var. Dolayısıyla bak abi, şimdi sizden gelenleri başta. Aynen şimdi biraz veriyoruz. Aynen şimdi vereceğiz onu da. Şimdi bazı arkadaşlarımız bayağı çok geç geldi için fotoğraflar kaldı. Şimdi bir fotoğraf için bu kadar konuşuyor. Konuşulur arkadaş. Çocuğuyla fotoğraf paylaşmış bana yollamış. Yayınlanacak kardeşim bu. Yayınlamıyorsam kalkayım gideyim. Ben. Bravo be. Bravo ne be. Bakış bakış ya. Yürü bakayım be. Bravo. Reji de alkışlıyor. Allah razı tamam, olsun. Tamam biz koptuk. Şimdi Amerika'da biliyorsun Amerika'da 10, 10, 17 yıldır 18 yıldır tedavi gören bir arkadaşımız var.
Hasan Samet Karakaş, babası Hasan Samet Karakaş biliyorsun. Biraz sonra şey yapacağız. Bunlara dua ediyoruz falan diyoruz, anladın mı? O bana diyor ki abi diyor, biz bu dua ediyorsun ama yani hani sağlık programı gibi falan, hani espriyle karşı böyle evet. insanlar, anladın evet. mı? Ya ne olacak, biz dua istiyoruz kardeşim ya. 17 yıldır arkadaş orada tedavi görüyor. Ne olur lan ya. Tövbe, kaçtı değil mi? Kaçtı az bunlar. Şimdi bak ama nasıl şey, nasıl ön plana çıkarmayayım abi? Kupon kim, maç kim bana göre? Bak şimdi. Arif Keskin diyor ki iyi yayınlar diyor, dua bekleriz diyor. Bu kadar yazmış. Anladın mı? Trilyon gönder buradan hikaye. Telefonla konuşuyorum ben bu insanla. Aynı zamanda dostlar, yanlış anlamayın. Biz buradan sadece konuşup gidip eve yatmıyoruz yani. Hani dostluğumuz da biliyorsun. Tabii. Şimdi arkadaşımız dua bekleriz demiş. Arkasından Faruk Murat Bey demiş ki merak etme Arif Keskin abim. Kupon ailesi olarak, altını çiziyorum. Kupon ailesi olarak. Bu aileyi kim çıkardı abi? Ben evet. mi çıkardım abi? Biz sadece dedik ki dostlar biz böyle böyle bir program yapacağız. Buyurun dedik. Sadece 20 haftada ben demiyor. Aile kelimesini bize yakıştırmış. Ben demiyor. Şahane. Kendisi için ben demiyor. Akın abi demiyor. Bilmem ne de, Alper demiyor. Kupon ailesi deyince burada kim var kim yok hepsini kapsıyor. Anladın mı? O da diyor ki Allah razı olsun kardeşim diyor. İyi yayınlar Akın Bey demiş. Aralara girilmiş falan tabii. Böyle akıyor aşağı doğru. Arkadaş programa 2 dakika kala Alper'le konuştuk. Yönetmenimle konuştuk Alperen'le. Dedik ki ya gelin o zaman biz bu manevi değerleri yüksek olan bu güzelliklerle başlayalım programı. Kesinlikle. 1.30'a doğru bırakıyoruz. Sana doğru resimleri veriyoruz. Programın önünde olmaz. Olduğu, izleyicinin önünde olduğu program değil mi bu Alper? Evet, tek spor programı. İzleyicinin zaman, önde olduğu bizim iddiamız. Gelsin fotoğrafları abi, ben istiyorum abi. Ben arkadaşım orada... Ne, ya şimdi birazdan güleceğiz bazı şeylere. Kesinlikle. Tabii bak geldi şimdi. Alihan Çatalbaş. Ali İhsan Çatalbaş. Ali İhsan Çatalbaş. Tamam böyle geçtik. Niye geçtik biliyor musun? Bak şimdi bu fotoğrafta bir şey yazsa onu konuşacağım. Fotoğrafı vermiş. Çok fotoğraf olduğu için hızlı gidelim. Bak şimdi Arda Titiz tatangaları paylaşmış. Şimdi normal gidiyoruz değil mi? Ne var gidiyoruz işte abi. Ne olacak abi, kuponu vermiş. Bak tatanga. Neymiş abi? Bakir Sami Yayılgan. Bekir olmasın. Yani isimlerde ben hata yaparım. Özür dilerim ya, hata varsa. Efendim doğru, mesela. Olabilir. Yani bak geliyoruz abi. Ne, ne güzel abi. Bazen izleyici önce. Buyur abi. Demet Gökhan. Keleş. Eriş Keleş olması lazım. Ben tanıyorum çünkü şey olarak. Çok yani sevgili canım. Keleş ailesini. Aynen abi. Bak ne güzel. Yılbaşı şahane bir fotoğrafı şey evet yapmış. Ya. Ne güzel paylaştık abi. Evet. Al buyur kal abi. Emre Diç buyur abi. Ne yazıyor oku Alper. Emre Geç. Ya, ha. Ay yaşa. 01.01.2016 Cuma TVM ekranlarında yayınlanan kupon programına hastalığım yüzünden katılamadım. Devamsızlığımı silerseniz memnun olurum. Alper Selvi Akınsel Denizli'den selamlar Emre Diç. Harikulade bir daha okuyorum. Oku abi. Bir daha okuyorum. Bu ne ya? Ben hayatımda ilk defa görüyorum abi ya. Çok iyi değil mi ya? Bakınız. Rapor. 01.01.2016 Cuma TVM ekranlarında yayınlanan kupon programına hastalığım yüzünden katılamadım. Devamsızlığımı silerseniz memnun olurum. Alpersel Akınsel. Denizli'den selamlar Emre Dinç. Bir dakika duralım. Sayın Müdür Mavini buyurun. Siliyor muyuz devamsızlığı? Şimdi bunu hemen buna yorum yapacağız işte. Evet, yani yanlış anlamasın öteki arkadaşlar fotoğraf. Onları da yayınlıyoruz tabii. Ya şu güzelliğe bak ya. Evet yeni, ya. Bu ne demek biliyor musun? İşte bak bana diyorlar ki sen televoleyi nasıl yaptın abi? Nasıl buldun? Nereden buldun? İşte magazin falan filan gibi. Şimdi bak bu bize bunların sayesinde işte. Evet. Diyoruz ya onlar siz bizi bir yere getiriyorsunuz diye. Şimdi burada yeni bir şey başlattım ben. Evet. Cüneyt Polat son anda geldi. Bak ben artık ezberliyorum ya. Benim hafızam açtı bu güzel insanlar. Vallahi şahane. Son dakikada gelen dostlar var. Onların isimlerini tam şey yapamadım. Çünkü son dakika artık yani sonuç diyorsun. Son 30 saniye diyoruz artık yani bırakıyorum. Şimdi bak bundan sonra dostlar programı izleyemeyenler izlemeye başladığınız zaman eliniz vicdanınızda olacak. Geçen hafta izlemediyseniz mesela bir hafta öteki önümüzdeki hafta izliyorsanız böyle rapor istiyoruz arkadaş. Kusura kaçıran bakmayın. Herkesten rapor istiyoruz ha, kardeşim. Yani bunu geliştirin yani doktor rapor mu getirsiniz bilmiyorum. Biz aileyiz abi. Kesinlikle. Aileyiz. Ya o yaftayı tabii ya o aslında yafta doğru kelime değil. Ha, bizimkiler o benzetmeyi bize yaptıkları Faruk için Murat. Derken. Ya bakar mısın arkadaş? Faruk Murat Bey evet. Bak uğraşmış. Sen ne olmuşsun? Oturan boğa mı olmuşsun? Ben orada? Uçan boğayım orada. Sen hakikaten yakışırmış ha sana da. Bana mı? Kızılderili vallahi baksana. Yanındaki de var ya öyle. Dayım olur. Oo vallahi. O da selam sana kartal gözü.
Kendin neredesin? Bu, evet abi. Sana sallarken kendim gel. Kendim Faruk geldim. Allah senin iyiliğini versin ya. Bizim İrbağan Farajoğlu'nu ne hale getirmiş ya, Faruk hakikaten. Bak, muhteşem Faruk. Resimler kaysın. Birkaç tane daha gelecek çünkü biliyorum bunu. Şahane. Çok güzeller. Diyor ki var. Abi diyor çok diyor istiyorsan verme diyor. Ha, hadi buyur. Çalış, buyur. Hadi buyur abi. İstersen çok verme diyor. Arkadaşlarımızın da resimlerine diyor şey olmayalım diyor. Engel olmayalım engel diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bak böyle bir. Çok duyarlı. Aynen. Birbirini düşünen, birbirini saygı duyan ve sevgi besleyen aynen. Muhteşem bir kitle olduk. Aynen. Beni tabii doktor üniformasıyla mı diyeyim? Skeçimizde var ya, skeçlerimizde var ya oradan dolayı kanaklanıyor. Bak şimdi bir emek vermiş abi, biz yayınlıyoruz. İrbağan Farajoğlu'nun hastanedeki görüntüleri. Faruk Murat Bay uçurmuş. Şimdi mesela İlhan arkadaşımız da galiba. Ah, şimdi abi Faruk Murat Bay. Güzel bu insan. Bak, Faruk teşekkür ederiz. Biraz önce Arif arkadaşımıza. O güzel cevabı, o güzel yazan. Cevabı yazan dostumuz işte. Bak adama bak ne demişler. Bana arkadaşını getir sana kim olduğunu söyleyeyim. Bak süper Nur Akgözlü. Biz de bunların sayesinde burada oturup konuşuyoruz Alper. Harikulade. Yani aile olabilmek zor iştir. Bizi sadece 20 haftada bir aile haline getiren sizlere ben sevgili partnerim ve amcam adına kendi adıma da çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler. Özge Murat Bay, Faruk Baba. Allah ne derler? Ayırmasın. Allah. Mutlulukları daim abi, olsun. Aynen. Bak Hakan Özer. Nerede bu fotoğraf? Şimdi bu kardeşe bir dakika biz de durabiliyor muyuz? Şimdi bu arkadaşımız bak Sütem vay, abi. Vay, biz doğruya doğru her şey. Bak 1994 senesiymiş bu Almanya'ya gitmişim ben orada. Abi dedi bende çok fotoğraf var ama bunu bulabildim. Çok güzel ya. Biliyorum. Ya dedim eksik olmasın sağ ol hemen paylaşalım diye. İnşallah seyrediyordur yalnız. İnşallah. Hakan Özer. Seyrediyorsan mesaj at. Biliyorsun yoksa deşifre ederim seni. Atmazsan haftaya da raporu ister. Evet. Kendisi böyle. Evet. Kendisi böyle. Hakan Özer'e çok teşekkür ediyoruz. Nostaljik bir an. Almanya mıymış? Ah. Oo. Plakaya bak. Hakan Özer'in plaka. SHA-H1903. Vay. Çok iyi ya. Gördün mü abi? Çok iyi ya. Şimdi arkadaş o fotoğrafını çekmiş. Al. Heh Samet. Allah diyoruz ya dua ediyoruz. Ayağa kalkacak, yürüyecek. İnşallah. Fizik tedavide şimdi. Fatih Terim imzalamış forma üstündeki formu. Şahane. Fatih hocamıza da çok çok teşekkür ederiz. Evet, milli takım futbolcularının imzalarının bulunduğu bir fotoğraf. Şimdi bu kardeşimiz bizle beraber bizi izliyordur inşallah. Evet. Çünkü biz bu geç saatte yapıyoruz bunu. Fotoğraflar gelmeye Samet devam ediyor. Samet izlemiyor ise bile babası mutlaka zaten. Tabii ama Samet'i şimdi yani haberi var inşallah. Biz böyle bir olunca herhalde uyuyor. İşte, mutlu oluyordur onlar da. İlhan Tutku. Bak bu arkadaşımızla ilgili Utku muydu? Pardon. Utku. Fanatik bir Beşiktaşlı. Biliyorum. Takip ediyorum. Yanlışım yoksa ama bak yanlış söylemiyorsam evet, çok iyi iddia ile alakamız yok galiba ama doğru. Skeçlerinize ve yorumlarınız için ayrıca falan seyrediyoruz. Şimdi bu yorum mesela bak görüyor musun? Çok başka. Yani her yerde. İlhan Utku. İlhan bir tur ver de bir dolaşalım be kardeşim. Kenan gözü gözü tok. Gözü tok. Onu hep okuyamıyorum galiba ya o şeyde bir şey var. Yani yazıyorsun Türkçe falan filan doğru, ondan mı? Nickname falan bir şeyler var. Klavyeler bazen satabiliyor seni. Aynen, bak bunlar bizim çocuklarımız be. Yani, ne güzel paylaşıyoruz. Ve bunlar bizim programımızda yayınlansın diye gönderilmiş. Çok değerli resim. Yani bizim programımızda yer alsın tabii diye ki ya. Gönderilen maçı resimler. Maçı söyleriz şimdi. Galatasaray Karşıyaka. Bir sürü mecra var değil mi bunları yayınlayabileceği seyircilerimiz? Aynen. Yani TVM'i ve kuponu vesile görüyorlar sağ olsunlar. Aynen öyle. Yavru bir kanarya. Haydi bakalım yavru maşallah. Yavru kanarya bak Beşiktaş'ta bak. Mansur Yavaş. Şimdi sağdaki şu arkadaşın suratına baktığın zaman değil mi? Yani ben böyle elektrik alıyorum ya. Böyle hani Nur Akgözlü'yle ben böyle iyi insanla böyle gözleri bak anladın mı? Böyle masumlu. Harikulade. Yani, geldi abi. Geldi abi. Pençeler. Pençeci geldi. Mustafa Biner değil mi? Tabii. Doğru okuyorum ben. Evet. Müslüm Sarı. Bakın. Burada da altını çizerek söylüyorum. Belki sürpriz olmuştur. Bu fotoğraflar geçen hafta 23.30'u geçiren fotoğraflar. Hmm. Bazıları. Ama sözümüzün arkasındayız. Bu da 60. Galatasaraylımız. Hayır efendim fotoğrafı attıysan paylaşıyoruz yani. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon. Başımızın tacı. Hepiniz bu, öyle. Bu ortasaha.com galiba. Yoksa bu senin ortasaha... saçını kesildi. Evet. Saçımı seçti. Oktay bundan penaltı atışıyoruz. Olur. Ondan sonra bunu... Videosunda fotoğraf çekmiş burada ortasaha.com eksik olmasınlar. Şahane. Biz de bunu ne yaptık? Aldık yayınlayalım dedik. Geçen hafta bunları yetiştiremedik galiba. Harikulade. Rafael Lee ya. Rafael kardeşim. Ooo imparatorun gözlüğü. Vallahi benim gözlüğüm. Vallahi varol sıçramazın gözlüğü değil bak mi? Bak şimdi nasıl görüyor musun? El ayağı maşallah Allah sağlıklı sağlıklı ömürler versin. İzleyicilerimiz çok karizma canım. Fakat bravo bunu üzmüşüz bu arkadaşımızı. Ya. Diyor ki ben fotoğrafı yolluyorum ama geçen hafta ilk ben yollamam var ama yayınlanmadı diyor.
Acaba saatten olabilir mi? Yani bilmiyorum. Gözden mi kaçtı? Hatta ben ona cevap da yazdım ama cevap gelmedi. Yani burada mesela sitem var ama yine de devam ediyor. Devam, yani kızmak, tabii. Darılmak yok bizde. Kızmayın, küsmeyin. Kızmak, biz mutlaka bir yerinden tutar yayınlarız. Siz hiç üzülmeyin. İşte Rafael Lee ekranda. Rafael Lee, evet. Bu Sezer Öke Fransa. Fenerbahçe falan çıkmış. Diyor ki, bu da ne demek istiyor? Sebastian değil mi ya? Sezer Öke Fransa. Vallahi mi? O değil miydi? Fransa'dan çok izleyicimiz var, karışabiliyoruz. Değilse de kusura bakmasın. Doğru. Evet. Harikulade. Devam edebiliriz varsa. Fenerbahçe ben önümde diyor. Bu da geçen haftadan kalan. Geçen hafta yetiştiremediğimiz bu da. Tayfun Özdar, Bursaspor 1963, Texas. Texas yazmış. Bursaspor taraftarlarına selam istemişlerdi. Evet. Bütün Bursa'ya ve Bursaspor taraftarlarına selam olsun. Akınsel dostlarla mı o? Tabii. Evet, Akınsel dostlarla selam. Senin yeni Facebook hesabına Cüneyt Polat gönderme yapmış. Başa çıkamıyorum. Bakın şimdi şu anda her şey çalıyor benim saatler, madde, her şey. İşte, Arif Keskin. İşte Amerika'da 17-18 yıl mı yanlışım olması, fazlası var azı yok. Tedavi görüyor meslektaşım. Konuşuyoruz, ediyoruz. Bütün bu dostlarımızı tanıyan bir arkadaşımız. Çok sevgili abimiz. Abi diyor, ben para, pul bitmiş artık. Onlarla alakası yok. Evet. Biz sağlık için bir dua istiyor. Bir dua alalım diye bu kadar. Bu da geçen haftana kadar biliyorum. Mustafa takma istiyor. Çok güzel. Evet, şimdi burada gönderme yaptık. Abi niye biliyor musun? Ne olur bir şey yazın altına. Cem Arat. Efendim dakika 90. Evet, son saniye golü mü bu? Son saniye golü. Dakika 90'da Cem Arat. Benim de eski montaj... Cik kardeşim montajlardık televizyon zamanlarında değil mi? Evet, kurgu operatörü. Kurgu operatörü değil mi? Öyle deniyor değil mi? Tabii. Kurgu operatörü. Cem sevgili. Operatör Cem doktor Cem Arat. Cem Arat kızın ismini de yazsaydın ki. Birlikte haftaya ne bekleriz. Montajlara girdik değil ne mi? Ne zaman birlikte. Evlendin? Ne zaman çocuğun oldu? Ama kaç senedir görüşmüyoruz bu arada. Eksik olmasın. Bitti mi? Şahane. Arkadaşlar? Bitti fotoğraflarımız. Sevgili seyircilerimiz tabii sizden. Olmayanları da çok özür dilerim Alper. Tamam. Çok özür dilerim. Tamam. Bir daha söyleyelim onları. Yetiştiremediğimizler var. Onlara da bir cevap yazmama rağmen lütfen kimse alınmasın. Haftaya onlarla da ilgili böyle ne olur fotoğraflara biraz espri katalım. Katalım. Katalım ki burada konuşalım aynı katın, zamanda. Katın konuşsun. Evet. Çok iyi malzeme çıkıyoruz. Konuşturan fotoğraflar olsa da bak rapora bak. Sizden gelenlerle başladık. Çok motive edici bir mesaj aldığımız için. Oradan tekrar teşekkür ediyoruz. 20 dakikamız geçti ama neler izleyeceğiz bir verelim ki izleyicilerimiz görsünler programımızda neler var. Canım çok çalışık bu hafta içi. İşte az sonra izleyecekleriniz. Birbirinden değişik bitkisel tedavi yöntemleriyle her hafta gündem yaratan botanik uzmanı, eski hakem ve futbol yorumcusu Profesör Doktor İrbağım Faraşoğlu şifa dağıtmaya devam ediyor. Kodaman şamarı otunu tanıtıyorum. Faraşoğlu, teknik direktör Yılmaz Vural'ı sadece bir hafta sonra görevden alan Gençler Birliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'a ne tavsiye etti? Güneydoğu Anadolu'da yetişen ebabil kadayıfını biryantinli beygir çeşnisiyle karıştırdığımız zaman... Duayen gazeteci Varol Sıçramaz yine neden deliye döndü, ortalığı neden tekmeledi? Herkese sevgilerim. Cingöz hakemler Numan Keskingöz ve German Köroğlu'na maç sırasında İngilizce küfür şoku. Atarya Mersepe'nin yıldız futbolcusu Cevahir Depar yardımcı hakem Numan Keskingöz'e küfür etti mi? Nasıl be? Kim? Ya bu tüzür ne offside hocam kardeşim, nasıl görmüyorsun ya? Dürbüne bakıyor sen ne dedin lan? Orta hakem German Köroğlu golcü oyuncuya neden meydan okudu? Sen kime küfür ediyorsun? Köroğlu Cevahir Depar'ı nasıl tahrik etti? Sen var ya eğer adamsan, sen erkeğim diye geçiriyorsan. Ve Numan keskin gözün cinnet anları. Eşkedem la ilahe illallah. Mesajlarınız, yorumlarınız, tahminleriniz, tüm video ve fotoğraflarınız canlı yayında tek tek ekrana geliyor. Akınsel ve Alpersel'in haftalık tahminleri ve keyifli bir futbol sohbeti az sonra kuponda. Evet efendim, stüdyomuzdan hepinizi yeniden sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Sevgili yönetmenim Alperen'den rica edeyim, hemen tahminlerimizin yer aldığı ilk sayfamızda gelsin. Bir çabuk maçlarımızı da verelim, ondan sonra skece gidelim ve mesajlarınızı değerlendirmeye devam edelim. Evet biliyorsunuz Spor Toto Süper Lig tatilde yaklaşık bir haftamız kaldı, özlüyoruz. Futbolu, takımlarımızı, o heyecanı özledik. Türkiye Kupası heyecanı var bizim ligimizde, İngiltere'de ama İspanya'da, İtalya'da ve Fransa'da ligler devam ediyor. Bu hafta da sevgili Akınsel'le birlikte 20 karşılaşma belirledik. Ve Türkiye Kupası E grubu mücadelesi Galatasaray-Karşıyaka maçıyla açılışımızı yaptık. Karşıyaka
Her ne kadar kendi liginde son sırada olsa da grupta 2'de 2 yaptı. 6 puanda 224 kod numaralı maç için benim tahminim 2.5 üst sevgili Akınsel. Handikap 1. Dostlar ben daha önce de söylemiştim. Geçen hafta söyledim o da çıktı. Geçen hafta ne dedim devre arasındayız. Tahminlerden uzak durun. Bu gibi şans oyunlarından uzak durun diye oldu da değil mi yani doğru, genelde. Doğru. Bu hafta da aynı şekilde şey söyleyeyim. Lig başlayana kadar artık bunlarla oyalanacağız gibi. Fazla uzatmayacağım. Gözüküyor. Zaman da almayacağım. Hem skeçlerimiz var hem sohbetlerimiz var. Onun için handikap 1. Şahane. F grubu karşılaşması Trabzonspor Adana Spor'u Avni Aker Stadı'nda ağırlayacak. Kod numarası 233 karşılaşmamızın. 3.5 alttan girdim ben olaya. Akınsel'de karşılıklı gol vardan çıktı. Adana Spor Trabzonspor ağlarını havalandırır diyorsun. Kusura bakmayın diyorum, özür diliyorum, her şey söylüyorum. Trabzon için diyorum ki başımın tacı Karadeniz takımı bir tanesi böyle o fırtına essin diyorum. Hep söyledim artık, millet demiştir artık yani abi hakikaten dilinde tüy bitti diye. Doğru valla. Hala cezalı bende Trabzon. Bende cezalı. Daha affetmedin mi? Abi ne zaman o çıkacak, o esecek o fırtına. O zaman ben sözümü burada söylediklerimi hepsini böyle yani geri alacağım. İnşallah. İyi bir onun için karşılıklı gol var diyorum. Hani bir tane gol ceza veriyorum onlara. Yani. Peki Adana Spor 4 puanla grupta ikinci. Trabzonspor 2'de 2 yaptı. Lider hakkını da teslim edelim. Kupada iyi gidiyorlar. Ve İngiltere ile devam edelim isterseniz. İngiltere'de de sayın seyircilerimiz FA Cup 3. tur mücadeleleri var. İlk karşılaşmamız Arsenal Sunderland mücadelesi 163 kod numaralı. Bu karşılaşmada ben Arsenal'in hani ligde oynadığı son karşılaşmada da ofansif anlamda tabii devre arası dönüşü hani ufak bir ara vermişlerdi Noel arası ama herhalde o aranın dönüşü olduğu için biraz yorgunluk, biraz rehavet, ofansif anlamda çok verimli bulmadım. Sunderland evet başarısını puan tablosuna yansıtamasa da ben dişli bir rakip olarak görüyorum. 3.5 alt öneriyorum yine. Oranı da gayet makbul. Ve sevgili partnerim ilk yarı 1.5 alt demiş. Var mı ekleyeceğim şey? Yo. Güzel. Yo. Oranı iyi. Oranı iyi olabilir. Güzel. Sunderland tehlikeli. Bakmayın. Kupada çok sürpriz şeyler oluyor İngiltere'de. Yani üçüncülük takımları çıkıp Liverpool'u, Arsenal'ı, United'ı birdenbire eleyebiliyorlar. Tarih bunun örnekleriyle dolu. İşte o karşılaşmalardan bir başkası. Everton Degred karşılaşması. Bu Degred kulübü İngiltere 2. liginde mücadele ediyor sevgili seyirciler. Ama Everton'ın golcü kimliği hasebiyle yenilse de yense de gol atan bir takım biliyorsunuz. İşte bu yüzden bendenizden 2.5 üst geldi. Sevgili Akınsel de bana katıldı. Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Var. Hadi buyurun. Türk Barışı Alıcı Kuş diyor ki abi sana duacıyız. Allah sana ve Alper bütün sevinenlere uzun ömürler versin. Ne diyeyim abi? Çok teşekkür ederim. Bu yani bu mesaj ederim. Everton Dag ne? Degred. Ya Degred Margaret arkadaşlar boş verin. Bu hafta sonunuzu alın çoluğunuzu çocuğunuzu gidin böyle söyle. Güzel bir çay bahçesine falan maç falan takip etmeyin. Ne zaman lig başlayacak? Bizim takımlar çıkacaksa iyi o zaman. O zaman. Ben ne demişim Degred'e? 2.5 üst. Ne diyeyim abi? Everton golcü 2.5 üst olması. Ben Degred'i tanımam. Ne yalan söyleyeyim. Evet. Bakıyoruz. Maçlarına bakıyoruz. Ne atmış ne etmiş falan filan. İşte Everton karşısında üst üste. Aynen öyle. Yani. Everton'ın golcü kimliğinden dolayı zaten aynen, 2.5 aynen. üst önerdik size bu karşılaşmada. Evet. Doncaster Stoke City. Doncaster'da İngiltere 1. liginde boy gösteren bir takım. Orta sıraları zorluyor o bölgelerin takımı. Stoke City sahasında konuk edecek. İşte Everton gibi bir başka golcü, bir başka kemik gibi derler yani. Öyle bir takım bu Stoke City. Kolay kazanamıyor bazen evet. Beraberlikler, mağlubiyetler bizi de şok etmiyor değil ama yine de dişli. Dikkat etmekte fayda var. Dolayısıyla ben rakip olarak saymadım pek Doncaster'ı Stoke'a. Dolayısıyla 2 diyorum. Sen alt demişsin. Alt zor dedim. Yani alt çünkü neden biliyor musun? Yani böyle ne kupa değil mi? Kupa evet. değil mi yani? FA Cup 3. FA Cup bilmiyorum kap mı olur yani kaplar. Yani, yani ters şeyler olabiliyor bu kupada. Yani tabii ben hep dikkat edersen böyle sürpriz yakın şeyler söyledim Alper. Yani evet. Çünkü bunlardan mantıklı şeyler beklemiyorum. Bu arada Messenger'dan mesaj atan arkadaşlar, dostlar şu anda Messenger'da mesajlarınızı açamıyorum. Neden derseniz ve açıyorum. Dedim ve açıldı korkudan. O zaman Bilal Kartal hocam istedim. Demiş ki değerli hocam iyi yayınlar rapor güzeldi Emre Dinç demiş. Çok güzel ya. Evet Akın abi demiş siber saldırılara Cüneyt Polat da demiş ki Akın abi siber bir saldırı altındayım bilemedim. Twitter'dan da yazdım ama umarım
iletilmiştir diyor. Şu anda gelmeye başladı. Evet, evet. Cüneyt Polat bana da demiş ki Alper hocam ben resimlerimi sizin paylaşıma atmıştım. Güme gitmedi umarım. Selamlar demiş. Umarım evet. Gitmedi. Zaten Cüneyt'in resmini de paylaştık değil mi? Yanılmıyorum. İnşallah. İnşallah valla. Bilmiyorum ki Alper daha çok resim var burada. Peki. Doncaster Stock 2 benden 2.5 alt kendisinden efendim. Bir için West Ham United'ı Wolves'u sahasında ağırlayacak. Wolves tabii Premier Lig tecrübesi de barındıran bünyesinde bir takım ama bu bizim kararımızı ve yorumumuzu değiştirmedi. Biz West Ham United, ligin özellikle başlarındaki o sürpriz sonuçlara imza atan West Ham'ın bu karşılaşmayı domine edeceğini ve sahadan galibiyetle ayrılacağını düşünüyoruz. Bilic Kupa'ya da iyi başlasın, evet. Ya da iyi devam etsin. Kod numarası 186. Evet, ilk sayfamızı tamamladık. Hemen skece gidiyoruz. Hemen skece gidiyoruz. Kaan Kanak demiş ki Akın abi iyi gece, merhaba, ikinci yarı başlasın. Kupon göndereceğim. Sistem 3-4-5, banko 6 misli, sevgiler demiş, 5 maçlı. Tamam. İkinci yarıya kadar bekleyeceğiz. Kupon Avustralya TVM Twitter adresimizi de unutmayın. Orada zaten sizden gelen kuponlar ve tahminler geniş yer alıyor. Evet, şimdi skece gitmeye ne dersiniz? İmparator Stüdyosu'na çeviriyoruz kameralarımızı. Duayen gazeteci Varol Sıçramaz, İrbağım Faraşoğlu'nu bir kez daha konuk ediyor efendim. Hep birlikte izliyoruz. Atmosferden bile izlenen İmparator'dan herkese iyi akşamlar değerli izleyenler. Programın başlamasıyla birlikte benzine zam geldi, Uranüs'te su bulundu. 12 attın koştu, 4. ayakta 13 numaralı Talas Bulba 1. geldi. Hocam sen de hoş geldin, sefalar getirdin. Stüdyomuzda uzman profesör, teknisyen, teknik direktör, operatör, doktor. Değerli hocam, hocam. Allah belanı ver hocam. Saygı ve sevgiyle hepinizi bir haftadan daha selamlıyorum buradan. Türk halkına müjdeler olsun. Yeni web sitem yayına açıldı. Adresi verebiliyor muyum? Ver hocam, ne diyeyim ben şimdi, vermemediğim yani. Yaşasın Faraşoğlu, gerisi gebersin.com'dan artık benim küllerimi görebilirsiniz, bana ulaşabilirsiniz. Bir de Facebook hesabım var, onu da buradan duyurabiliyor muyum? Duyur hocam, duyur. Facebook'tan da bana ulaşmak isteyenler adamın dibi Faraşoğlu, Allah bin belanı versin, alt/slash.com'dan bana ulaşabilirler. Hocam yine tam teçhizatlı gelmişsin maşallah. Bu hafta sizlere dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan ender kürleri göstereceğim. Şifa bekleyenler bizi izlesin. Hastalığı olanlar, derdi olanlar bizi izlesin. Hocam anladım da istersen sporla başlayalım. Yine böyle saçma sapan olaylara girmeyelim. Yine Ejder. Ejder, daha bulamadınız başka doktor yorumcu oğlum. Hocam geçen hafta izledin mi bilmiyorum. Neyi? Yılmaz Vural'ı. Kimi? Yılmaz Vural'la Cihan Cavcav'ı. Cavcav mı? Evet. Yılmaz Vural mı? Evet. Kim o? Cavcav. Cavcav mı? Evet. Yılmaz Vural. Vural. Kim onlar ya? Onlar hocam işte hastalar şu anda. Ha, izlemedim onları ben. Futbolcular boykot etti ve Yılmaz Vural gönderildi. İlhan Cavcav da buna sessiz kaldı. Ne diyorsun hocam? Yılmaz Vural'ı gönderen İlhan Cavcav mı? Evet, Cavcav. Allah belanı vermesin. Bir tutam hilkat garibesiyle şarlatan bıyığını 20 mililitre kumur suyunun içine atıyoruz. Ne suyunu hocam? Kumur suyunun içine ve sizlere ta Niagara'dan getirdiğim kodaman şamarı otunu tanıtıyorum. Bir tutam da kodaman şamarı otunu bunun içine atıp bir potada erittikten sonra bu neye iyi geliyor biliyor musunuz? Ne hocam? Alzheimer'a iyi geliyor. Ben buradan da izleyicilerime tarla faresi şurubunu duyurmak istiyorum. Ne hocam? Bunu, tarla faresi şurubu bunun adı. Bunu burun deliklerimize sürdüğümüz zaman bu neye iyi geliyor biliyor musunuz? Ne hocam? Saç dökülmesine birebir iyi geliyor. Hocam şimdi ben anlamadım arkadaşlar, beni tutun isterseniz, ben bu adamı vuracağım bu gidişle. Hocam ben sana diyorum ki İlhan Cavcav, hocam. Güneydoğu Anadolu'da yetişen ebabil kadayıfını biryantinli beygir çeşnisiyle karıştırdığımız zaman
oda sıcaklığında yoğuruyoruz. İkisini bir potada erittikten sonra bir tutamda kuncul marmeladıyla bütünleştirdiğimiz zaman bu neye geliyor biliyor musunuz? Ne hocam? Unutkanlığa çok iyi geliyor. Allah aşkına şunun kokusuna bak bir bak hocam. Ya. Her hafta koklatıyorum kusura bakma ama bu kürler çok ender hazırlanan kürler. Allah aşkına şuna bir bak. Hocam tamam bırak bırak. Bırak Allah belanı vermesin. Nereye geldiğini, kim getirdi seni buraya kardeşim? Bana acaba komplo mu kuruyorlar? Bu nedir hocam ya? Nedir benim çektiğim? Neyse hocam. Allah hocam ikide bir de vurma. İnme gelecek. Allah belanı versin yeter ya. İblis salyası ve muhtar yumruğunu tokat. İblis salyası otu çok ender yetişir. Sulak alanlarda büyür. Bir miktar muhtar tokadıyla geniş hazneli bir kovada kaynatıyoruz. Dikkatinizi çekiyorum. Çok iyi bir şekilde kaynattıktan sonra 2 gün dinlenmeye bırakıyoruz. Kafamızı bunun içine soktuğumuzda bu neye iyi geliyor biliyor musun? Neye hocam? Hemoroide iyi geliyor. Allah senin ne diyeyim ben seni. Hocam sana bir son soru daha sorayım da bu programı kapatalım Ejder. Ejder ben seninle sonra konuşacağım. Hocam Beşiktaş'ın stadı bu sene biter mi? Beşiktaş'ın stadı bu sene biter mi? Bunu bana yolda hep soruyorlar. Hocam biz embesil miyiz? Hocam biz gerizekalı mıyız? Hocam bu stat biter mi? Bitmesine biter ama bunun bir formülü var. Ne hocam? Efendim bir tutam zebani dirseği ve teyyare tospasını gördüğünüz gibi metal kapta karıştırdıktan sonra içine şuradan görüyorsunuz timsah testisi bunun adı. Timsah testisini koyup iyice bir harmanladıktan sonra bunun içerisine arsenik, asitil, silsilik, pirit taşı döküp bırakıyoruz. Bu neye iyi geliyor biliyor musun? İyi hocam. Oda sıcaklığıyla birlikte. Neye iyi geliyor? Bu azı dişi iltihabına iyi geliyor demek istiyorum. Hocam stat biter mi stat? Herkese saygılarımı sunuyorum buradan. Sitemi ziyaret etmeyi unutmayın. En büyük Faraşoğlu gerisi gebersin.com'dan bana ulaşabilirsiniz. İmparator herkese iyi akşamlar. Ejder geliyorum kaçma. Efendim ot isimleri tükenince biraz manipüle etmek zorunda kaldım. Kimse kusura bakmasın. İblis sahnesi vesaire bunlar harika gerçek olmuş. Otlar değiller. Vallahi çok evet iyi. Mesajlarla devam. Vallahi Alper iyi yazıyorsun. Bu arada Emre Dinç. Abi çok hastayım şu an kalktım hasta yatağımdan sizleri izliyorum seviyorum sizlerden Deniz'den selamlar demiş geçmiş olsun acil şifalar evet, diliyorum. Evet Emre geçmiş olsun ya. Ama rapordan yırttı. Ha rapordan yırttı doğru. Cüneyt Polat Adana Sağlık Ocağı raporudur. Programımızın kadrolu izleyicisi Cüneyt Polat hafta içi konuk olduğunuz radyo programı telefonlar kilitlendiği için bağlanmıştı. Yıllık izni Bahken'in düşmesi ricasıyla. Bunu tabii haftaya verecektik evet, ama evet. Yine de vereceğiz doğru. Tabii ki. Kaan Kaynak kardeşim biraz önce demişti ligler başlayınca kupon atacağım demişti. Kuponlarla ilgili şey yapacağım demişti. Daha Twitter'a geçemedim. Faruk Murat Bey eksik olma. Hakan Özer kardeşim benim. Bir ara böyle şeyler gidiyor biliyorsun. Cüneyt Polat demiş ki bu arada iki resim atlandı ama bu kadar yoğunlukta gayet normal diyor. Skeçleri bekliyoruz merakla diyor. Bir şey atladıysak da telafi ederiz biliyorsun Cüneyt. Aynen öyle. Birazdan tamam. Twitter'e de geçeceğim. Mesajları çünkü şimdi nereden başlayacağım? Biz tamam. De aldık seyretmeyi. Sen lazım. Yerini bir bul istersen. Biz orada ikinci tahmin sayfamızı rica edelim sevgili Alperen'den tahmin sayfamız gelsin. Maçları bir çabuk okuyayım. Ondan sonra zaten bizim amiral gemimiz sizin mesajlarınız. Evet kuponun önerdikleri ikinci tahmin sayfası yine İngiltere ile devam ettik. Son karşılaşmamız Manchester United, Sheffield United'ı ağırlayacak. Old Trafford'da FA Cup 3. tur mücadelesi kod numarası 229 sayın seyircilerimiz. 2-3 toplam gol dememdeki sebep ofans anlamında çok ciddi sıkıntısı var. Manchester'ın kupada da hakikaten rakipler göründüğünden sert olabiliyor. Çok gollü geçeceğini ben düşünmüyorum ama sen 2.5 üst diyerek bana hafif olabilir evet. Diyorsun sanki. Manchester United, Sheffield United, United üst.
United, 2 United üst olsun. Peki, İspanya Ligi ile devam edeceğiz. Normal futbol sezonuna şöyle bir bakalım. 107 kod numaralı karşılaşmamız. Sevilla sahasında Athletic Bilbao'yu konuk ediyor. Sevilla bildiğiniz gibi kendi sahasında çok başka bir profil çiziyor sevgili seyircilerimiz. 9 karşılaşma oynamışlar. İçeride 7'sini kazanmışlar, 2'sini kaybetmişler. Oldukça iyi bir performans ama deplasmanda tabii bu kadar başarılı değiller. İlk yarı 1.5 alt diyorum. Athletic Bilbao'da deplasmanda atan hem de yiyen bir takım aslında. Sevilla'ya karşı etten duvar örerler mi? Örebilirler. Hiçbir şey belli olmaz. Puan tablosu bayağı bir karışık. Sen Athletic Bilbao yenilmez diyorsun. Yani güzel bir tahmin aslında. Ben Sevilla'yı böyle hani nasıl söyleyeyim? Sevilla gibi sevemedim ya. Athletic Bilbao boğa gibi saldıracak diye düşünüyorum. Athletic Bilbao evet ligin 6.'sı şimdi önümden de kontrol ediyorum, kopyalıyorum. 28 puan var. O kadar cevaplar var ki. Athletic Bilbao'nun. Ne oldu şey hacklendik mi ne diyorlar? Eyvah. Valla sayfaları açmıyor ya. Peki Villarreal Sporting Gijon karşılaşmasıyla devam edelim. Villarreal'e baktığımızda ligin 4.'sü Sporting Gijon'a bakıyorum. 18. sırada evet puantaj bazen her şeyi anlatmıyor ama yine de Villarreal son dönemdeki üstün formunu devam ettirir gibi bir düşüncemiz var. Bir benden geldi, oranı gayet makbul. 2.5 alt Akınsel'den geldi. Bu da alternatif iyi oranlı bir başka tahmin. Herhalde ekleyeceğim bir şey yok. Sen mesajlarına konsantre olmuşsun. Yok, benim var. Var mı? Maçtan önemli var. Peki. Bakırköy ilçe emniyet amirliğindeki tüm çalışan, başta emniyet müdürümüz olmak üzere, sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Sevgiler, saygılar. Polis arkadaşlarımız orada biliyorsun görev yapıyorlar. Yurdun dört bin tarafında. Onların da vesilesiyle Mehmetçikler var. Hepsine Allah kolaylık versin. Hepsine Allah yardımcıları olsun. Ali kardeşim bizi izliyormuş. Fotoğrafını da atmış. Demiş ya abi bu saatin geç olduğunu yeni öğrendim. Zevkle izliyorum demiş. Harika da bir fotoğrafını paylaşmış. Haftaya Allah kısmet ederse ailemize katıldılar. Onun da vesilesiyle dediğim gibi hepsine selam olsun. Saygılar iletiyorum buradan. Peki 15. Real Sociedad 10. sıradaki evet Valencia'yı konuk ediyor sahasında. Valencia çoğunlukla bizi yanıltmadı. Bu karşılaşmada da ben kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Deplasman performansını aslında sevgili seyircilerimiz baktığımız zaman 9 karşılaşmada 2 galibiyet 2 beraberlik almışlar ama hani 9 atıp 10 yiyorlar. İçerideki gibi olmasa da dışarıda da sürprize açık bir takım Valencia. Demirbaşlarından biri ligin. Ben kaybetmez dedim. Sen karşılıklı gol ver dedin. Seninki daha makbul gibi gözüküyor. Vallahi benimki de makbul. Real Sociedad yani bu böyle maçları seven bir takım. Baktığım istatistiklere göre. Evet. Valencia'da zaten belli. Konuşmaya gerek yok. Karşılıklı gol ver abi. Las Palmas, Malaga. Bu karşılaşma işte çok enteresan bir karşılaşma. 16. Las Palmas, 11. Malaga. Deplasman performansı Malaga'nın hani 3 gol atmış, 9 gol yemiş. Garip bir takım ama ben yine de Las Palmas deplasmanında kaybetmeyeceklerine inandım. Hani bazen sürpriz arıyoruz ya iyi oran verebilmek için. Ama Akınsel en güzelini yapmış, kaçın diyor arkadaş. Kaçın diyorum abi. Peki, kaçın diyorsa bir şey diyemem. Alper, bu arada bizi bir yerden canlı yayınlıyorlardı. Ha, Periskop'tan evet. Periskop. Periskop evet, neydi? Twitter Periskop kullanıcıları. Periskop Twitter kullanıcılarına yönelik kimdi uygulama. Kimdi? İsmini hatırlayamadım ben Faruk şimdi. Faruk Murat Bay bizi Faruk şu anda mi? Galiba. Evet. Ha, Periskop'tan da canlı olarak dağıtıyor. Değil evet. mi? Yayınımız canlı Periskop'tan olarak dağıtıyor. Periskop oynayayım mı? Olmayalım. Bir şey olmaz. Yok biliyorum. Espri yapıyorum. Eksik olmasın. Öyle bir şey varmış. Faruk Murat Bay. İsmini sordular da onu herhalde takip etmek istiyorlar. Evet. Kim Twitter'da. Yapıyormuş diye Doğru. bu yayını diye. Onu demek ki bilmeleri gerekiyor. Doğru, Faruk kesinlikle. Murat Bay adındaki arkadaşımız şu anda Periskop'tan canlı yayın yapıyor. Evet. Faruk Murat Bay'ın Twitter sayfasını takip ederseniz mantık olarak herhalde bizim Periskop'taki yayınımızı da yakalayabilirsiniz. İkinci sayfamı Celta Vigo Atletico Madrid mücadelesiyle kapatacağım. 2-3 toplam gol öneriyorum. 1.75'ten az oran vermiyor. 2.5 altta senden gelmiş bir şey oldu orada. Hayır tabii olmaz mı ya? Hakan Özer demiş ki Sevilla evlat olsa sevilmez abi. Canını mı yaktı acaba? Vallahi kimse ne yaptıysa. Yanmışlar, yanan var, yangın var. Peki, aman kendi tuttuklarınızı aman ihmal etmeyin yani bize bakmayın. Dostlar çok sizin mesaj attınız anladım. Ama şu an zor durumdayım diyorum ya size. Face'le ilgili sıkıntı var. Açmaya çalışıyorum mesajlarınızı.
Arif olsun, diğer dostlar olsun, Messenger'dan yazanlar olsun, şu anda bir sıkıntı yaşıyorum. Evet. Onu söyleyeyim. Peki ya, bu hacklemeler falan böyle garip garip şeyler oluyor ya. İnternetlere de böyle oluyor mu bir şey acaba? Size de oluyor mu? Bana bazen böyle donmalar, takılmalar bir şeyler oluyor. Vallahi. En azından evde kullanırken. Yani bir hacklenmemiştik, bir o kaldı zaten. Allah korusun. Allah korusun diyeyim o zaman. Evet. Mesajları o toparlıyor. İkinci sayfamızın da böylelikle sonuna geldik. Bir sikece daha gideyim mi? Git vallahi, çünkü peki, internetimizde sıkıntı var. Ya da sayfada bir şey var. Peki harikulade, siz skecimizi izleyin. Biz de o arada kendimizi toparlayalım. Cingöz Hakemlere hep birlikte konuk oluyoruz. Offside. Nasıl offside görmüyorsun hocam? Ne offside'ı ya? Offside kardeşim, konuşma lan. Hocam ne offside'ı? What is your problem ya? Nasıl ne? Kim? Ya what is your problem? Ne offside'ı hocam? Kardeşim, nasıl görmüyorsun lan, ya? Dürbüne bakıyor. Sen ne dedin lan? What is your problem dedim ya. Lan German. Alabilir German. Böyle bana gavurca bir şeyler söylüyor lan. Ulan ne yoruldum orta sahadan buraya koşana kadar ya. German. Adamına gavurca bir şeyler söylüyor. Çabuk gel buraya. Ya sen de gerizekalısın. Hala ağzını kapatıyor. Ağzı okunacak diye korkuyor. Salak böyle ya. Sen ne biçim bir adamsın? Geldim işte yanında. Ne dedi bu sana? Bana ne bileyim, bana bir şeyler söyledi. Ya bana. What is your problem dedim. Kötü bir şey demedim hocam ya. Bir şey demedim. Ne dedin? What is your problem dedim. Ooo, sen niye bu adamın sülalesine küfür kim ediyorsun ya? Yok canım. Öyle mi dedin lan? Ya what is your problem dedim. Deli misiniz siz ya? Oha, annesini de seviyor ya. Yeterli seversen ya. Bak, ne? Yok lan işte. Ne? Ya. Babasına da mı küfür etti? Küfür hocam, what is your problem dedim. Kötü bir şey demedim ya. Arkadaş, ninesinden ne istiyorsun adamı ya? Öyle bir şey demedim. Kardeşim demedim lan, sen atma onu. Sen kime küfür ediyorsun? Otorite biziz bu sahada kardeşim. Hocam ne küfürü, ayıp oluyor ama harbiden ya. What is your problem dedim ya. Dokunacağım mı? Hadi dokun görüyorum. Ne dokunayım hocam size ya? Yapma, gelme. Dokunacağım mı? Dokun görüyorum. Vallahi bak, sabrımı taşırmayın ha. Lütfen hocam ya. Totiş bize dokunamaz ki. Totiş bize dokunamaz ki. Al bakayım. Hadi delikanlı sandık, kulağını çek de göreyim delikanlı. Kulağını mı çekeyim? Hadi çek. Nasıl? Manyak mısın lan? Delikanlı sandık. Sen adamsan var ya, bunun suratına tükürsene göreyim hadi delikanlı. Suratına da mı tüküreyim? Allah belanı versin. Başka? Ne yaptın lan, gelme. Sen var ya, eğer sende yürek varsa var ya, saçını çeksene göreyim. Saçını çekeyim. Al bak bakayım nasıl çekeyim saçını. Bak bakayım. Başka? Nasıl yapamıyor? Sen var ya, eğer adamsan, sen erkeğim diye geçiriyorsan, hadi tekme tokat da alsana göreyim. Yok arkadaşım, o kadar da bekleyeceğim, yapmayın. Al sen de. Allah beni ödüyorsun lan. Lan ne yaptın lan o adamı lan? Manyak mısın lan sen? Deniyorlar sizi. Lan Allah, yürü git. Yürü zekalı. Nasıl dokunamıyor, gördün mü? Lan niye dokunuyor? Git Allah'ını seversen. Manyak mıdır nedir lan, ya? Tarafı, lan gelme, sen ne yapıyorsun oğlum? Manyak mısın lan? Lan niye sana ben bir şey söyleyeyim mi? Otoritemden nasıl korktu be? Bir fiske vurabildi be kardeşim. Hey aslanım. Lan gerizekalı, bütün dayağı bana yedirttin. Gerizekalı herif. Niye yapıyordun? Değil mi ona bir tane kırmızı kalp göstermeye? Bana buna dayak yedirtiyor. Ulan ben adamım var ya. Eşkeden la ilahe illallah. Evet, Cingöz Hakemlerin akıbeti bu hafta da böyleydi. Atay Yemez Tepe'nin golcü futbolcusu Cevahir Depar'ı oynayan Oğulcan kardeşimi de oyunculuğu için ayrıca tebrik ediyorum. Hakikaten muhteşemdi. Kadromuza yeni arkadaşlar da geliyor değil mi? Tabii gelecek. Cüneyt Polat demiş ki jilet moduna gelmiş Akın abi, durum vahim demiş. Abi yalnız değilsin. Jiletse jilet ama abi uzak olsun diyor hepimizden. Jilet sadece tıraşta olsun demiş. Biraz önce değil mi, bizi jilet atacağım buraya dedi. Eksik olmasınlar. Bana destek oldu. Kaan Kaynak, teşekkür ediyorum. Hakan Özer, eksik olma. Emre Dünç, Binali Hocam eksik olmayın. Yazıyorlar sürekli. Kaan Kaynak demiş, iyi geceler demiş. Haftaya diyor handikap 1, sistem 3-4-5, banko 2 farklı yenen takımlar, 5 maç vereceğim demiş. Süper. Efendime söyleyeyim, onları bize not düşmüş Alper'cim. Harikulade. Daha tweetlere bakamadık bu arada. Tamam, hesabı. Tweetlere birazdan geleceğiz değil mi? Aldı başını gidiyor. Tweetçiler bekleyin.
O zaman üçüncü sayfayı çağırayım ben. Tabii tabii. Üçüncü sayfayı bitirelim. Tweetlere zaman kalsın. Daha da bolca bir vaktimiz var Allah'a şükür. Evet, üçüncü sayfamız İtalya Ligi ile açılıyor sevgili seyirciler. Fiorentina Lazio'yu konuk edecek sahasında. Fiorentina 38 puanla ligde ikinci sırada. Lazio'nun ise 24 puanı var ve 10. üst sıralardan biraz koptular. 15 puan kadar bir fark var. Ama tabii 3 puanlık sistemde neyin ne olacağı belli olmaz desek de Fiorentina, Inter, Napoli ve Juventus arasında tabii Roma'yı da katmak lazım. Bu iş gidip gelecek gibi. 2-3 toplam gol var diyorum. 105 kod numaralı maçımız için. Sen Fiorentina, Banco kazanır demişsin. Ben kazanır diyorum ha. Yani tabii bu her zaman söylüyoruz yani. Biz burada şey değiliz. Neden, kahin mi derler? Doğru. Kahin, ama, müneccim. Müneccim değiliz ama yani benim favorim Fiorentina. Tabii deplasmanda 6 gol atan bir Lazio var. Sahasında yalnızca 5 gol yiyip 20 gol atan bir Fiorentina var. Aslında çok da doğru dediğin. Roma-Milan karşılaşması var. Milan senelerdir o bildiğimiz Milan değil. Artık kimliğini yavaş yavaş yitirmeye yüz tutmuş durumda. Ne zaman o eski günlerine dönecek bilemiyoruz, bekliyoruz. Eyvah. İlk yarı 1.5 alt benden, bir Roma kazanır, Akınsel'den bir şey oldu yine. Roma kazanır, ben de 1 dedim değil mi? Sen Roma kazanır diyorsun, ben ilk yarı 1.5 alt demekle ben de Roma kazanır diyorum. Yani... Romacıyım ben. Enteresan, eyvah. Sezgin Karaca, Beşiktaş. İzliyorsan ne olur bir izliyorum de. Ben ve kızım radara mı takıldık yine, yayınlanmadı resmimiz demiş. Allah Allah. Allah Allah. Hangi resim? Ne olur bana o resmi bir şey yapar mısın? Yani ya bize gelmiyor. Hangi sayfamıza acaba? Evet, işte nereye çok sayfa olunca. Tabii, işte inşallah hep sizle şey yapacağız. Sezgin kardeşim, eğer izliyorsan, bize darılmazsan, kızmadıysan ne olur bana onu cevaplarsan sevinirim. Hangi fotoğraf? Evet, kuponda Roma. Hiç kimse radara takılmaz. Hepinizin resimleri başımızın tacı. Sezgin Bey, nereden attığınızı lütfen, hangi adrese yolladığınızı daha doğrusu Akınsel'e iletin. Biz bir hatamız olursa onu da telafi etmeye hazırız. Evet, ilk yarı 1.5 alt Roma Milan maçı için. Benden izlen geldi, Akınsel Roma kazanır diyor. Ve Inter Sassuolo karşılaşması, Serie A'nın lideri Inter. Fazla söze gerek yok. Kazandığı maçların çoğunu birer sıfırlık skorlarla kazansa da bu Inter'in favori olduğu gerçeğini Sassuolo karşısında değiştirmeyecek. 117 kod numaralı maçımız için. 2.5 alt demendeki olay sanırım Inter'in sürekli 1-0 kazanması değil mi? Ya evet. Çok yani, evet, böyle farklı şey yapamıyor. Yani bir de dediğim gibi onların altını bir daha çizeyim. Yani bu hafta daha doğrusu liglerin ikinci yarısı başlayana kadar... Burada yani ne konuşsak bana göre yani hakikaten sağlıklı değil yani, anlatabiliyor muyum? Doğru. Onun için çok şey beklentim yok. Açık net söyleyeyim yani, bu yorumlarda pek iddialı değilim. Çünkü güvenmiyorum arkadaş. Güvenmiyorum yani. Bu maçların futbol gibi oynanacağına, hakkını vereceğine inanmıyorum. Peki. Deplasman karnesi çok çarpıcı sayılabilir mi? Belki 9 maçın 4'ünü kazanıp 3'ünü beraberlikle tamamlayan bir Napoli var. Ligde 3. sırada ve liderden yalnızca 1 puan geride. Dolayısıyla tablo bu olunca Frosinone'yi deplasmanda yener mi? Evet, çoğunuza göre, Akınsel'e göre yener. Aslına bakarsanız bana göre de yenmeli. Ama hani Frosinone'de ters bir şey yapabilir mi? Biraz da korkudan 2.5 üst dedim. Akınsel zaten 2 Napoli kazanır diyor. Ben Napoli diyorum. Peki. Sampdoria Juventus'u listemize aldık bu hafta. Karşılıklı gol var diyorum. Juventus 2 kazanır diyorsun. Hı hı. Herhalde ekleyeceğim bir şey yok buna. Yani şimdi şöyle Alper. Yani Juventus da artık Juventus gibi oynaması lazım, öyle değil mi? Bilmiyorum. Doğru, ama. 3 puan geride liderden. Bu yani, aralar artık bu tür maçları kazanması yani lazım. Yani artık yani bu yani idman maçı mı diyeceksin buna, ya da ne bileyim İtalya Kupa final maçı mı diyeceksin artık o, yani öyle oynaması lazım. Yani Sampdoria Juventus, ne bileyim ben, Juventus'un eski kimliğine bir yerde dönmesi lazım. Doğru yani. Eğer şampiyonluk istiyorlarsa dediğin çok doğru. Yani. Sampdoria'da sahasında 18 gol atmış iç sahada. Gollü bir maç izleyebiliriz. 3. sayfamızın sonunda Fransa Ligi'nden bir karşılaşma sıkıştırdık. Kod numarası 104 Lyon-Troy karşılaşması. 2-3 toplam gol öneriyorum. İlk yarı bir Akınsel'den geliyor. Hissi kablel vuku mu derler ona? Bu tamamıyla hissiyatla verilmiş bir karar. Çünkü istatistik ve puantaj size inanın bana yorum yaptırmıyor bu karşılaşmayla ilgili. Var mı mesajımız? Olmaz mı ya? Hadi o zaman. Ben bu fotoğrafı attım. İki tane fotoğraf atladık derinde. Öyle bir şey mi? Evet, doğru. Sezgin Bey demiş. Ha yok, Cüneyt Polat demişti. İki fotoğraf atlandı diye. Ama şöyle bir şey var. Onu hakikaten ben görmedim galiba. Onu ben dün atmıştım, o fotoğrafları.
Hatta hani hatırlar mısın kızıyla beraber böyle minicik böyle şu fotoğraf. Allah Allah. Acaba bizden kaçtı mı? Hayır, ben bunu dün yolladım ama acaba teknik anlamda rejiye mi gelmedi bak. Evet, bu Atilla, arkadaşımız. Atilla zoom yaptı artık her taraftan fotoğraf yayını arkadaşlar. Bu harika fotoğrafı nefis ya bak minicik kuzusuyla beraber bak. Süper. En azından böyle affettirdim ama bu fotoğrafı ben dün buraya atmıştım, herhalde bir sıkıntı olmuş. Yani teknik anlamda çok şey olabiliyor. Evet ama aflarına sığınalım ama biz mutlaka dediğim gibi sürekli telafi yoluna gideriz ne kadar hata yapsak da. Son sayfam var, iki maçım. İstersen o iki maçı da verelim. Ondan sonra geniş bir vakit, yaklaşık 37 dakika mesajlara yönelebiliriz. Sohbetlere, yorumlara, yorumlara konuşabiliriz. Tabii konuşacağız. Spor gündeminde olan her şeyi konuşabiliriz. Sevgili Alperen, son sayfamızı da rica edelim çünkü iki maçımız kaldı. Çok teşekkür ederiz. Hakan Özel, bu arada videomuzu çekenler var. Hı-hı. Canlı yayın sırasında videoları yollamışlar. Tabii yayın sırasında olduğu için teşekkür ediyoruz. Eksik olmasın Hakan Özel kardeşime de. Hemen söyleyeyim. Geldikçe hemen eritmeye çalışıyorum. Harikulade. Ben de o zaman şu iki maçı bir bitireyim. Tamam. Kupon bekleyenlerde, maç bitirenlerde, bekleyenler de daha doğrusu muratlarını ersinler. Angers Caen mücadelesi. Fransa Ligi'nin üçüncüsü Angers ve dördüncüsü Caen. Çok dişli bir rakip. Çok zor bir karşılaşma. Biz genelde kupon tarihinde altlı üstlü takımların maçlarını vermemeyi, önermemeyi imtinayla dikkat ediyoruz diyeyim kupon tarihinde. Ama bu maçta böyle bizi çeken bir şey oldu, ne yalan söyleyeyim. Angers 3. sırada ama sayın seyirciler o kadar ilginç bir istatistiği var ki 10 karşılaşmada 6 gol atmış evinde sadece. Çok az gol atabilen bir takım. Kanda deplasmanı aynı şekilde. Dolayısıyla düz mantık çok gol olmaz diyebildik. Karşılıklı gol yok. Senin ilk kez oynadığın bir şeydi değil mi? İlk kez oynuyorum dedim bunu. Ben ilk defa bir yorumda, yıllardır yapıyoruz bir yorumcu yani maç tahmin şeyleri, ilk defa karşılıklı gol yok dediğim bir maç bu. Evet ya. Ama kaçacak şeyim var yani, yerim var çünkü ne dedim, bu devre arası kupa mupa falan bunlarla ben hiçbir sağlıklı maçlar olacağını düşünmüyorum. Altında peki, çiziyorum. O bütün liglerde heyecan devam etsin, ondan sonra bir havaya girmek istiyor, ben onu biliyorum. Peki Portekiz'e uzanalım. Bu haftaki tahminlerimizin finalini Portekiz'den yapalım. Sporting Lisbon ve Sporting Braga mücadelesi. Ligin 41 puanla lideri Sporting Lisbon. Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın da biliyorsunuz grubundaydı. Rakibi 4. sıradaki 29 puanlı Sporting Braga. 12 puanlık bir fark. İçeride göz kamaştıran bir Sporting Lisbon performansı ki 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik, yalnızca 3 gol yemiş. Bu istatistiklere baktığımız zaman çok da güzel oran verince sevgili seyirciler, bir demekten başka çaremiz kalmadı. İlk yarı 0 Akinsel'den gelmiş. Yani ben Sporting Lisbon'a bu sene böyle yani sonuçlar ne olursa olsun tatmin edici bir oyun mu göremedim? Yani ben güvenemiyorum. Korkuyorum yani yorum yapmaya bu takım üzerinde. Onun için dedim ki yani bu korkuyu başka türlü üstüme atamayacağım. İddialı bir şey söylemek istemiyorum. Vasat bir oyun bekliyorum gibi geldi yani bu maç. Güzel. İlk yarı 0 dedim. Braga'da dişli bir rakip tabii ki. İlk yarı 0'da muhtemel oranları da çok güzel. Evet, 20 maç verdik bu hafta. Twitter'a geçeceğim birazdan bu arada. Sizlere tahmin sayfalarımızın yayınının sonuna geldik. Şimdi nihayet tweetlere uzanma vakti midir? Evet, tweetleri de okuyacağız hep beraber. Geçiyoruz oraya inşallah. Yani inşallah. Hem de gündem konuları Arda'dan da konuşabiliriz. Cüneyt Polat demiş ki Adana Sağlık Ocağı raporudur diyor. Ha, onu okumuştum ben. Evet, Cüneyt galiba, demiş ki bir gün skeçlerde ben de oynarım umarım. Belli mi olur? Bollywood yolu açılır belki. Buyurun gelin valla. Vallahi bekleriz vallahi Cüneyt. Yani güzel olur. Sefaköy İstanbul'daki stüdyolarımıza gelebilirsiniz. Buyurun bekleyin hiç hemen. Akın abinin ligin ikinci yarısıcı kısa bir yorum rica edeceğim. Dengeler adına sürpriz bekliyor musunuz? Beşiktaş'ın transfer kursları hakkında netleşen duyumlarınız var mı? Vesaire gibi uygun olursa genel bir özet yorum mümkün olsa teşekkürler demiş Cüneyt Polat. Şahane. Bekliyor musun sürpriz ikinci yarıda? Şimdi Beşiktaş'ta ben bir şey beklemiyorum arkadaş. Hadi buyur. Tabii. Yani şu anlamda beklemiyorum. Beşiktaş zaten vereceğini veriyor yani. Şu anda Beşiktaş limitte. Bunun üstüne bir şey beklenmesin. Öyle mi? Tabii. Ya ne yapacak yani şimdi yani? Üstüne ne derler? Quaresma'nın üstüne şeyi ne bileyim. Neymar'ı mı bindirecek? Neymar'ı mı bindirecek? Anladın mı yani? Kadro bu. Evet.
Hepsi oynuyor. Öyle oynuyor, böyle oynuyor. Kemik bir kadro var. Kapasite belli. Çok doğru. Anlatabiliyor muyum? İşte bu Avrupa maçlarından da kopuldu. Artık takım kendi başına kaldı vesaire. Anlatabiliyor muyum? Doğru. Onun için artık Beşiktaş bundan sonra bu seviyede aşağı düşmeden gidecek. Bunun üstüne çıkacağını düşünemiyorum. Ama dediği gibi transferlerle ilgili duyumlar diyor. Şimdi transfer hep okuduğumuz şeyler. Ben gazeteci olduğum için biliyorsun Cüneyt kardeşim, değerli dostlar, bu soruyla ilgilenen arkadaşlar. Transfer dönemlerinde sağlıklı haber yazılmaz. Evet. Atıfta bulunmayayım. Yani hiçbir medya üstüne alınmasın ama. Ben söylemiyorum ki zaten. Ya çıkıp demiyorum teknik direktörle. Ben bunu söylemiyorum, yazıyorsunuz kardeşim demiyorum. Bütün hocalar sisteme etmiyor. Fırça dağıtıyorlar. Fırça dağıtıyorlar. Yani biz söyleyince mi olacak? Gerçi ama yine de biz dostlarımıza, meslektaşlarımıza saygı anlamında hani hafif bir göndermeyle gidelim. Transfer haberleri bu yüzden. Çünkü gazeteyi satılıyor arkadaş. Gazeteyi açıp da böyle bunu ilk bana haberi yazarsan o gazete satmıyor. Doğru. Adam diyor ki ya bak Beşiktaş bunu olmuş, yapma ya falan. Nerede okudun? Şurada okudum. Hop gitti. Yalan da olsa görmek mi istiyorlar acaba? Aynen böyle öyle. Yıldız bir isim falan ya, böyle bir şey. Aynen öyle ya. İnsanları mutlu ediyor yani. Şimdi mesela kim vardı en son Galatasaray'la ilgili geliyor diye bir haber okudum. İbrahimovic'ler çıktı bir ara. Aman yani, Allah neler neler çıktı. Allah sırrınızı hayretsin yani. Anlatabiliyor muyum? Sağlıklı haberler bence Beşiktaş'ın internet siteleri var, resmi siteleri Doğru. var. En sağlıklı haberler burasıdır. Ben de burada bir şey duyumlar var yani arkadaşım demiş ama ben şimdi bu duyumları burada paylaşarak insanların kafasında yanlış bir şey uyandırmak istemiyorum şahsım adına. Ya evet. Hakkım böyle söylüyor, hep böyle söylüyor, dedirtmem kendime. Evet. Çünkü niye bilmiyorum. Niye bilmiyorum? Duydum. Aa, diyor ki abi böyle gelecek diyor şimdi bir menajer konuşuyor benimle. Abi yani şimdi güvenemiyorum ki ben bu adama. Doğru. Çünkü 3-5 defa aynı senaryoyu maalesef bomba olmuş. Kesinlikle. Dolayısıyla yani bir de şu var. Yani tabii ki taraftarlar bekliyorlar acaba ne olacak diye. Mesela şimdi Galatasaray taraftarı en gergin taraftar. Evet. Hatta geçen hafta burada birkaç Galatasaraylı arkadaşımız yorum yapmıştı. Biz 3-4 maç kaybedildiği takdirde şampiyonuz gibi bir yorumlar yapmış. Artık kaybetmeze getirmiş mesela işi. Yani anladın mı beklentiler? Beşiktaş'ın kafasında şu var. Beşiktaş taraftarı ve camiasında. Acaba biz bu performansla geri düşer miyiz? Evet. Eyvah arkamızdakiler bizi geçer mi? Bu var. Ama yakalama biliyorsun arkadan gelen her zaman biraz daha şeydir. Evet. Anlatabiliyor muyum? Doğru. Değil mi? Yani daha avantajlıdır. Stres önde olandadır değil Aynen. mi? Aynen. Ama Beşiktaş'ın şu anda stresli olduğu falan düşünmüyorum. Bu sezon ben şok oldum Trabzonspor'a. Yine bir altından çiziyorum. Çok yanlışları vardı. Bu da söyledik hep oldu. Haftaya şot olmaz dedik bu takımda. Burada canlı yayında söyledik. Doğru. Yani yine kainimiz dedi, gördüğümüzden dedik ki ya kumaş uymuyor arkadaş. Trabzon'un kumaşıyla uymuyor dedik. Kasımpaşa'yı en iyi kadrosuyla gördük dedik. Rıza geldi ne dedik, onu bir toparlamış oldu. Yani Trabzonspor göz göre göre hatalar yaptı. Bana göre göz göre göre hatalar yaptı. Yani abi bir kimliği vardır bir yerin arkadaş. Yani bir kimlik vardır. Kesinlikle. Yani mesela ben takım elbiseyi sadece çok özel yerlerde giyiyorum. Giyemiyorum yani, bana giydiremezsin arkadaş. Bana giydirirsen sırıtır bende. Doku uymuyor değil mi yani? Yani şimdi belki de diye, ya, ben, yani hani ya, örnek yanlış olabilir ama takım elbisesi kötü bir şey anlamda söylemiyorum. Ama bana uymuyor gibi geliyor bana. Anlatabiliyor muyum? Sen bana onu giydirirsen, herkese çıkan alkışlarsa ama iş senin alkışlamanda değil ki. Ben o takım elbisenin içerisinde ne moddayım arkadaş? Ben huzurlu değilim. Anlatabiliyor muyum? Ben randıman veremem, performans veremem gibi düşün. Doğru. Ya şimdi Trabzon'da böyle bir kimliği var arkadaş. Trabzon'un yani şimdi kim diyeceksin? Ya onu yani o kadar da değil. Hani bir Lucescu gelirse ama çok iş yapar gibime geliyor. Ya Lucescu iş yapar. Niye yapmasa Alper? Yani şimdi Lucescu gelir de oraya iş yapamazsa teknik direktörde hata arar mısın sen? Soruyorum buradan dostlara. Bir Lucescu bugün hangi takım başına gelse? Ya bu ülkede arkadaş, bu ülkede nerede şimdi en son? Shakhtar Donetsk. Yok, Galatasaray'ın 3 kupasını alan teknik direktörü gencecik hocası. Doğru mu? Doğru. Nerede şimdi? Bursaspor'un başında. Bursaspor'un başında değil mi? Nerelerden orada Akhisarlardan falan başlayan bir serüveni var. 3 kupa almışsın. Sana yakıştıramadı adam. Kapının önüne konmuşsun. Böyle bir şey var mı? Şimdi bizim yani böyle enteresan bir ülkeyiz biz ya. Vallahi enteresan bir ülkeyiz yani. Biraz sahip çıkacaksın, biraz yani hakikaten sahip çıkacaksın ya. Bunun adı resmen bu. Sahip çıkmıyorsun. Bu bardağı alıyorsun abi. Buraya bırakıp gidiyorsun. Bırakıyorsun ya. Ulan buna para verdin. Buna su içiyorsun. Bu temiz mi? Bilmem. Hiç bakmıyorsun abi. Ver oradan suyu. Vallahi en son Yılmaz Hoca'nın yaşadığı olaydan sonra artık ya sen ne diyorsun? Artık başkan bravo. İlişkilerine ben yorum yapmama kararı bravo. Aldım. Çünkü bravo. Yani ilk hedef teknik direktör, ilk kovulan teknik direktör.
efendime söyleyeyim, teknik direktör de teknik direktör. Ne oluyorsa zavallı hocalarımız oluyor. Sanki çok hiyerli hoca yetiştirebiliyormuşuz gibi. Cüneyt Polat'ın bu sorusunu onunla kapatayım. Yok abi diyor, biz diyor, hani programı izleme raporu yazmış diye. Yok abi diyor, Cuma iple çekerken izlememek olur mu diyor. Öyle bir yorum yapmış ve tüm dualarımızı şifa bekleyen dostlarımıza gelsin. Her zaman bu sinerjiyle birlikteyiz diyor. Harika. Her zaman öyle. Sağlık hoca raporu geçerli mi demiş bana. Şahane. Evet. Vallahi Türk Balış Alıcı Kuş, kusura bakma kardeşim. Yani var ya sana çok mahcubum ama haftaya affettireceğim kendimi inşallah. Sezgin'in fotoğrafını buradan şey yapabildim ama hemen buradan tweetlere geçeyim. Tamam, çünkü tamam. Tweetlere tabii tempoyu düşürmeden Alper, bir an evvel tweetlere geçelim. Aynen, sıkıntı yaşıyorum. Diyor ki teknik direktörü kıyımına federasyon radikal önlemler almalı. Ağzına sağlık Akın abi demiş Cüneyt Polat. Öyle bir sinyalde almadım ben Sayın Başkan Yıldırım Demirören'den. Öyle bir kota, öyle bir sınır gelmesi gündemdeydi ama öyle bir açıklama, bu yönde bir açıklama duymadım, okumadım. Alper, zaten federasyonu bir çözsek. Evet. Bir çözsek her doğru, şeyi vallahi çözeceğiz de. Doğru, federasyonu doğru. Çözemedik, vallahi çözemedik arkadaş yani. Bilmiyorum Alper yani. Özkan Akçınay, Beşiktaş için bu takım üstüne çıkmaz ne demek? Senin futbol vizyonun bu mu demiş. Lütfen daha güzel demiş Özkan Akça. Şimdi bir dakika, bu üstüne çıkamaz, bu takım üstüne çıkamaz. Şimdi bak, görüyor musun? Cümleler çok önemli. Cümlenin içine alacağım mesaja bağlı. Burada çıkamaz derken, böyle bir potansiyel var da çıkamaz anlamında algılarsan, ben o zaman yanlış düşünmüş olurum. Yani potansiyeli yok da çıkamaz demiyorsun. Tabii ki. Beşiktaş diyorum limitte. Yok ki diyorum çıkacak yeri artık yani. Şimdi arkadaşımız bizi yanlış anlamış. Doğru. Ya da cümlenin başını kaçırdı. Beşiktaş limitte dedim. Oyun anlamında zaten maksimumunu veriyor diyorsun sen. Yani şimdi Alper, seninle biz burada basketbol maçı yapıyoruz ya da tenis oynuyoruz. Basketbol uzun hikaye olur da tenis daha kısa, mesela 2 set üzerinde oynuyoruz. Ben seni 3-0 3-0 yeniyorum değil mi? 3 set değil mi onlar? 3 şey mi oluyor? Var umurun daha iyisi. 3-0 3-0 yeniyorum seni. Beşiktaş lider. Tamam mı kardeşim? 2 derbi kazanmış. Derbileri kazanmış. Artık tamam yani yani Beşiktaş 2 derbi kazanmış. Daha ne yapacak? Bunu anlatmaya getirdim arkadaş. Onu herhalde hani limiti var. Beşiktaş iyi bir takım. Çıkamaz gibi anlamış olabilir. Çıkamaz. Yani. Türkçe çok esnek bir dil bazen. Aman, yanlış anlaşılmalar çıkamaz olabiliyor. Çıkamaz derken tabii aslında biz burada Beşiktaş önemli bir cümle kurduk. Yani Beşiktaş artık tavan yapmış. Tavan yapmış. Elindeki kadro işte. Onu da söyledim. Elindeki mesela kaleci sorunu var. Öyle değil mi? Stoper, libero falan neler var. Savunma sorunları var. Ama buna rağmen Beşiktaş artık tavan yapmış yani. Adam ne yapsın? Yani şimdi bu Şenol Güneş'i yenemezsin. Yani kalecimiz bizim Tolga, hani diyorlar ya bizim kalecimize sahip çıkalım falan. Eleştirildi biraz yani ama. Ne olursa olsun bu kalede duruyor bu arkadaş. Yani şimdi bir kaleci yani, takviyesi yapılacak, bir stoper, bir sağ bek takviyesi yapılacak ve Veli ile Tolgay dönüyor. Ama Alper'cim bak, bu yorum arkadaş çok güzelmiş. Ağzına sağlık. İlk öyle eleştirmiş beni. Ki ben de kendimi yanlış ifade etmişim gibi oluyorum. Hı hı. Neden? Sen Tolgay'la sorunlu olan, değil mi? Psikolojik sorun da olan, yani Tolga'yı ben kötülük anında da söylemeyeyim, yine yanlış anlaşılmaları var. Bu elindeki mevcut kadroyla buradasın sen. Evet. Yani daha ne olacak abi? Yani ben Beşiktaş'tan çıkıp da şu anda bir şey iste benden ya. Şampiyon olmasını istiyorlar. Tamam eyvallah. Bu çizgisini koruyabilir mi? Nin üstünden gitmek lazım. Yani Beşiktaş aslında, ilk yarıda aslında, sergilediği performans. Ama o soru başka bir soru. Yani, o soru böyle gelip de ben hayır koruyamaz desem eyvallah. Hoca da zaten onunla alakalı şunu söyledi. Biz bu ilk 17 maçı unuttuk. Şimdi bambaşka bir 17 maç oynayacağız. Her şeye sıfırdan başlıyoruz. Aynen. Dedi Veli dönüyor, Tolgay dönüyor. Takviyeler gelirse Beşiktaş ilk yarıdaki performansını en azından koruyacaktır. Derbileri deplasmanda oynuyor ama kaybetmemeli. Şampiyonluk yarışında tepede kalmak istiyorsa. Çünkü Fenerbahçe'den sadece bir puan geride ama ben lig yarışını yine de Galatasaray'ın şekillendireceğini düşünüyorum. Evet. Çünkü geriden gelip şampiyon olma tecrübesi Galatasaray'ın çok. Ama Beşiktaş tabii şampiyonluk yolunda en güçlü aday oynadığı futbol asabiyle. Mesajlarda devam edelim. Beşiktaş zaten bu devre arası falan olmasa, yani olmasa derken yani ligin ikinci yarısı falan gibi olsaydı. Yani evet. Beşiktaş'tan ben öyle hani herkes şu yorum yapıyor. İşte geçen sene hatırlayın Beşiktaş'ta hep böyle gidiyordu sonradan veriyor son gibi. Son düzlükte kaybediyor gibi oluyor. Ben ona hiç ihtimal vermiyorum. Bak, bu sene. Söyleyeyim. Ben hiç ihtimal vermiyorum. Oyuncular hiç. Tecrübesizlikten yakınıyordu. Biz tecrübemiz olmadığı için son virajlarda kaybediyoruz diyorlardı. Ama şimdi artık öyle bir sorun da yok.
Artık yıllardır Samet Aybaba döneminden beri birçoğu birbirini tanıyıp biliyor. Hı-hı. Yan yana oynuyorlar. Hı-hı. Artık Beşiktaşlı oyuncunun benim tecrübem yetmiyor ya da ben gencim deme lüksü kalmamıştır. Kaldı ki çok tecrübeli, ligi bilen bir hoca var başta. Biz her ne kadar dokunun tutmadığını hala ifade etsek de oralara girmeyelim. O başlı başına bir program konusu. Beşiktaşlı oyuncuların öyle bir lüksü yok. Evet, mesajlarla devam ediyor. Evet, TC Cüneyt gibi sporda ahlaklı sporcuyu bizi yukarı taşır demiş. Doğru söze ne hacı? Arif Taşdemir demiş ki Alcorn Girona 0-2 çifte, Vallecano maç sonu 2, Everton karşılıklı gol var. Bankoların bankosu 3 maç demiş. Oo, Everton evet. Dagret maçına karşılıklı gol var. Biz de 2.5 üst önermiştik. Güzel. Tahmininizi destekliyor. Emre Demirel demiş ki Alper'cim şu ikinci sayfayı tekrar verebilir misiniz? İyi yayınlar demiş. Tabii ki verebiliriz. Sevgili Alperen, Manchester United'la başlayan ikinci tahmin sayfamızı bir daha rica ediyor izleyicimiz. 2-3 toplam gol Manchester United, 2.5 üst Sheffield maçı için. Evet. Geldi. Geldi mi? Evet. Şahane. Süper. Ortamızda dursun. Evet. Belki not almak isteyebilirler. Manchester United, Sheffield United, Sevilla Athletic Bilbao, Villarreal, Gion, Sociedad Valencia, Las Palmas, Malaga ve Celta Vigo Atletico Madrid karşılaşmaları bu sayfada bizim oltamıza takıldı sevgili seyircilerimiz. Geçtiğimiz haftadan da bir günah çıkarmak mı diyelim ona, ne diyelim? 15 maç önermiştik biliyorsunuz. Gitgelli tahminler yaptık kimine göre. Ama sadece 5 maçta yanılmışız. İkimizin de bilemediği, doğru tespit edemediği. Tabii ki canım, yani söylüyoruz işlerinden hani artık tabii. Seçecekler inşallah. Tabii, o günahımızı zaten gibi. Her hafta buradan. Kenan Gözitok demiş ki Alper'cim, Akın abi çok güzel program yapıyorsunuz. Skeçler çok güzel. Alper abinin skeçteki konuşma tarzına hayranım, kolay gelsin demiş. Bayağı iyi yazmış. Teşekkür ederiz, eksik olmayın. Sağ olunuz. Abi öncelikle iyi yayınlar. Yeni izlemeye başladım sizlere. 2 maç vermek istiyorum. Rio Avea 1-1. Mets 0-0. Samsun'dan selamlar demiş. Aleyküm selam Samsun. Harika. Kayıtlara düştü. İzleyicilerimiz. Özkan Akçay kardeşim. Anlaştık değil mi? Tanju Güneş. Abi Samsun'a selamlarınızı bekliyoruz demiş. Tanju Güneş kardeşim. Selam olsun Samsun'a. Bütün Samsun'a selam. Benim yengemin memleketi. Evet, hanımın da yengemin memleketi. Vay maşallah. Ona da torpil geçtik ha. Hasan Karakaş. Abi fotolar bitime doğru yine ekranda olacak mı? Sizi seviyoruz. Sen abimiz Alper ve Gökhan kardeşimiz oldu demiş. Eksik olmasın. Teşekkür ederiz. Tabii. Sona doğru dönecek tabii ki. Kenan kardeş demiş ki abi 4 maç verseniz hafta sonu Erciyes'te tatil yapsak demiş. Kenancığım kaç maç verdik? Yani bu hafta 20 maç verdik. 4 maç. Hadi söyleyeyim mi bir 4 tane? Ben? Hadi söyle bakalım mı? Söylüyorum. Kenan orada mısın? Hazır mıyız? Kenan oradaysa tabii inşallah. Nasıl bir risk aldıysam ben. Niye böyle bir şey yaptım? Atla sen. Tamam atla. Peki. Galatasaray Karşıyaka 2.5 üst. Sevgili Erol Köse gibi parmağı da uzatıyorum. Sabah çok beğeniyorum ya yorumlarını. 2.5 üst. Galatasaray Karşıyaka 224. Everton Dagret. Kod numarası 170. 2.5 üst. Akınser'le birlikte bunu ortak verdik. Bir tane daha veriyorum. Ne bileyim ben şimdi bir tane daha. Nasıl bizi riske atıyor yani. Ya tamam. Celta Vigo Atletico Madrid. 2-3 toplam gol 2.5 alt. Bu bir tane de sen söyle bari ya. Bu kadar yalnız bırakılmaz ki bir insan. Ben bir şey alt demiştim ya. Neye? Çaresizlikten. Neye? Kaldık. Abi kontrol soru geldi ne bileyim ben. Villarreal Gion olur mu banko? Zor. Alt ya, mı? Villarreal mi? Yok. Yani 2.5 alt demişsin. Abi ben sana söyleyeyim. Angers Kaan maçı karşılıklı gol yok. Buyur ne ha? Angers Kaan maçı karşılıklı gol yok. Oh en zorunu o verdi. O tutturamadı. Hakemler gibi oldu bu. Tamam. 4 maç verdik. Şakası bir yana şu an seçtim valla. İnşallah hayrım dokunur. İnşallah. Peki hadi bakalım. Şimdi ortasaha.com galiba. Akın Bey teşekkür ederiz ama orta saha değil. Orta sahada olacak nokta yanlış kal. Olmuş demiş. Ben yanlış. Oktay Derelioğlu'yla ekran fotoğrafını yayınladığımız o bölümde mi hani demiştin orta ya. Orta sahada evet ortasahada.com olmuş. Ortasahada.com olarak düzeltelim. Oraya düzeltelim. Yok ya bu komi tweet falan adreslerinde bir sıkıntı yok ki benim evet. Bildiğim yani. Tamam. Onlarda bir şey yok yani. Çünkü altlarda da yazıyorsun falan değil mi? Tamam peki. Emre Dinç kardeşim bu kupon tutar o kadar demiş. Stok kazanır 1.65. Udinese maç sonu 2. 2-2-20. Yani Udinese maç sonu 2 demiş. 2-20'den Sevilla karşılıklı gol var. 1.50 bu kupon tutar haydi demiş. Hayırlı olsun.
sevgiler demiş. Güzel. Stoke City, Sevilla, Udinese. Veysel Seçkin demiş ki süper maçlar buldum. Barcelona artı 7, Sheffield United alır. Roma 3.5 üst, Malaga alır. Atletik Bilbao alır demiş. Malaga alır. Sheffield United, Manchester United'e deplasmanda yener diyor izleyicimiz. Banko isteyen arkadaşlar. Güzel. Yani Twitter sayfamızda çok iyi tahmin yapan dostlar evet. var. Onları takip edin lütfen. Kupon Alt-TVM. Kupon Alt-TVM programımızın Twitter sayfası. Takipçimiz olunuz. Bizlere destekleyiniz. Abi şu her hafta en çok tweet atanları bir kere skeçlerinizde oynatın ya demiş. Ah keşke öyle bir şey olsa. Vallahi. Nasıl olsa tamam. Oynatalım. Keşke öyle bir şey olsa. Hadi Arif Taşdemir önce sen gel. Hadi Hodri Meydan. Emre Dinç demiş kupon geliyor oynayın kazanın açık ve net demiş. Efendime söyleyeyim. Kenan Gözü Tok Akın abi İnegöl'den selamlar. Yarınki İnegöl Konyaspor maçını kazanacağız. Banko 1 demiş. Güzel oranı kaç onu da söyle bari. Buradan bakmaya uğraşmayayım. İnegöl Konya rakip dişli. Rakip dişli ama İnegöl de demek taraftarının desteğini arkasına alınca böyle güveniyorlar kendilerine ne dersin? Yani abi bir dakika bir şey geldi ya. Güzel olur. Sadece şu 3 kazanıyordum kuponu yayınlamadım. Sevgili seyircilerimiz bu arada ben bir hatırlatma yapayım. Programımızın tüm bölümlerini, izlemiş olduğunuz tüm skeçlerimizi TVM'in YouTube sayfasında bulabilirsiniz. Bizleri evet şu anda KC'miz zaten geldi ekrana. Tüm bölümlerimizi, skeçlerimizi eğer baştan izlemek isterseniz, hatırlamak isterseniz TVM'in YouTube sayfasına girerek tüm bu verilere ulaşabilirsiniz. Her zaman da ifade ediyorum. Kupon Altı TVM'de Twitter adresimiz. Takipçimiz olursanız mutlu oluruz. Paylaşımlar da bulunuyor. İzleyicilerimiz banko maçlar veriyorlar. Güzel kuponlar öneriyorlar. Oradan paylaşabilirsiniz birbirinizle. Erhan Öner Asuba. Canım kardeşim. Demiş ki sayende 3-5 yıl kazanıyordum. Biliyorsunuz biz kumara karşıyız. Böyle şeyler evet. için yapmıyoruz ama tamam peki. Yani 3-5 kuruş yani limit böyle yasal bir şey zaten. Kuponumu diyor yayınlamadın diyor yani yalakalık mı yapmam lazım abi. Şimdi de ben gönderdim yayınlamadın demiş. Aa aşk olsun. Çok Erhan Öner ya. Kardeşim. Çok şimdi ben seni ya. Yazdığını yayınlayayım. Bunun için yayınlamadım diye. Bir kere yeni gördüm bir. İnşallah yeni web sayfamız yapıyoruz. Bundan sonra sırf web sayfasına yazanları okuyacağım. Çünkü bak böyle kırılmalar oluyor okumadın diye. Çünkü Messenger'a mı gideyim artık yani bunun dilimde tüy bitti. Hangi birini takip edeyim buradan yapamıyorum. Ben şöyle bir özetleyeyim mi? İki Facebook'u var, bir Messenger'ı var, bir Twitter'ı var. Bana buradan gelenleri ben zaten Facebook'a yeni girdiğim için çok zorlanıyorum. 5 farklı adresimiz var. WhatsApp'tan gelenler var. WhatsApp'tan gelenler var, özel mesaj atanlar var. Yani 7 farklı mecra var. Lütfen küsmeyin. Çünkü o bazen hani siz de görüyorsunuz sorduğum sorulara bile yarım kulak cevap verebiliyor. Hiçbirinizi atlamamak için. Doğru mu? Aynen. Ama şimdi Erhan Öner Asuba kardeşim. Okumadım diyorsun ama bunun için okumadım değil. Bir kere yeni gördüm bu bir. Burada bir de internet sıkıntısı yaşıyoruz. Ve tahmin edersin buraya hakikaten yüzlerce şey geliyor. Yani şunu yine okuyamıyorum ama. Yani 157-2 demişsin. 105-1 handikap demişsin. Erhan canım kardeşim şimdi 157-2 dediğimiz zaman yani bu olmaz. Bak sen bile 157'nin karşılığına atıyorum Arsenal, West Ham yazamıyorsun. Neden? Neden biliyor musun? Uzun uzun. West Ham, Tire, United, Arsenal, Tire 2 yazarsan bu iş uzun anladın mı? Ah bir de sen beni yerine koy. Burada uzun uzun mesajlar, yüzlerce, onlarca daha tweetler var, messengerlar var, özel mesajlar var, Facebooklar var, tweetler var. Anlatabiliyor muyum? Bak 157-2. Şimdi ben burada 157-2 dedim. Ne anladı millet? Hadi okuyayım peki. Hadi okuyayım bakalım. Ya uzun yaz ya. Hadi ne? Açıklamasını yaz. Güzel 157-2. 105 1 handikap. 144 1 handikap. 124 2. 275. İlk yarı 1.5 alt galiba. 276. İlk yarı 1.5 alt. Şimdi tabii. Hangi maç hangisi? Takım isimlerini de yazarsan eğer daha fazla kulak daha kalıcı oluyor. Olur, daha kalıcı daha fazla, oluyor. Belki bu kuponu tutacak. Yani. Yani izleyicilerimiz de maçların isimlerini de bilsinler ki kulak dolgunluğu artsın. Ama tabii gönderdiğin sayfamızda duracağı için tabii ki faydan dokunacak ama uzun uzun takımların ismini de yazarsan bize daha makbul geliyor. Daha net en azından duyurabiliyoruz. Ya dedim ki Facebook şu anda mesela sıkıntı yaşıyorum. Oraya giremedim mesela. Orada evet. birçok şey var ama evet. ne yapayım yani. Benim de yapabileceğim bir sınırlı. Teknik yani bu. Akın abi diyor haftaya senden güzel maçlar bekliyoruz. Ve
haftada 2-3 kez bu programı yapın diyor. Bunu yapmanızı bekliyorum diyor. Furkan Yaşar. Furkan Yaşar'a çok teşekkür ediyoruz. Furkan yani, aramıza yeni mi katıldı? Galiba ya aramıza, yeni katıldıysa ya, hoş aramıza katılan o kadar dostumuz var. Kesin hoş geldiler. Olmuştu 1,5 üstü abi alt değil. Teşekkürler abi. Rica ederim Erhan Öner. Hani demiş ki yalakalık falan. Erhancığım kurban olayım ya. Ya sizin virgül koymanız bizim için yeterli sayfalara. Yani bana yalakalık ne demek ya? Estağfurullah kardeşim öyle şey mi? Hiç olur mu öyle şey? Yani biz ne diyoruz? İzleyicinin ön planda olduğu tek program. Bütün hesaplarımızdan sizlere teşekkür ediyoruz. Çünkü programı aslında siz yapıyorsunuz. Biz sizin kamera karşısındaki yansımanızız sevgili seyirciler. Bunu lütfen böyle algılayınız. Öyle kelimeleri hakikaten... Alper bu arada ben bir de cevap yazıyorum. Doğru. Bir de yayın sırasında. Bakın yayın sırasında bir de cevap yazıyor. Hakikaten zor bir durum. Ben yazma yani evde yaz, yarın yaz. Ya yapamıyorum abi. Elimde ben de yardım edebildiğim için teknoloji özürlüğüm biliyorsunuz. Cüneyt Polat demiş ki Akira bugün son mesajımı çok teşekkür ederim. Yolduysam affola arazi olmadığımızı da gösterdim. Umarım iyi geceler demiş. Ne demek canım kardeşim. Hemen tweetlere geçiyorum. Tweet çok birleşti. Vaktimiz yine azalıyor değil mi? 12 dakikamız var. Evet. Anıl Başar bu kupon gelir mi demiş Alper. Eyvah eyvah yarısı gözükmüyor. Şimdi bana bir şey atmış görüyorsun yarısı gözükmüyor. 216 ST Johnstone King Mornok Mastonu 1 demiş. Senin bu okuyamamana bayılıyorum. Arbord Elgin 2 demiş. Galatasaray Karşıyaka. Süper nihayet şükür. Galatasaray üst eyvallah. Manchester United Sheffield United üst eyvallah. Öteki maçın okuyamadım bile kardeş. Şöyle söyleyeyim. Ben bu gibi durumlarda dostlara şunu söylüyorum. ST Johnstone Kingsbolt-Lochk maçındaki takımlardan kim sevgili dostum kimdi arkadaşımız? Renkleriniz öyle. Espri olsun diye yapıyorum. Anılcığım lütfen alınma. Alınma. Bu maçları yorumlar mısın değil yanlış anlama. Ben bu gibi durumlarda şunu diyorum. O kadar takım olduğu için itiraf ediyorum. Hepsini bilmiyorum. Tabii. Kingsbolt-Lochk takımının forma rengini bana şimdi yazar mısın? Yok bana da yapıyor bunu. Şey yapmayın. Ama şimdi kopya çekmek yok internete girip. Şey hemen tabii, yazacaksın. Nereden bileceğiz? Ya 5 saniye içinde yazacaksın şimdi izliyorsan. Eyvah. Şimdi Kingsbolt-Lochk ST Wolverhampton maçını bilemiyorum. Ne bileyim yani inşallah. Hayırlısı olsun. Sen şimdi bunu böyle söylüyorsun ya başka takım oynamasın. Fiorentina Lazio 1. Güzel. ST Johnstone-Kingsbolt 1. Bakayım. Ona bir Fiorentina Lazio 1. Evet. Güzel. ST Johnstone Sen Johnson Kilmarnock aynen öyle 1 Albert Elgin 2 Galatasaray Karşıyaka üst güzel Galatasaray Karşıyaka üst güzel. Galiba bu Galatasaray Karşıyaka maçı bu gidişte alt bitecek yani buradan bir şey söyleyeyim mi E grubunun lideri Karşıyaka'yla Galatasaray bir de İstanbul'da böyle çok gollü güzel bir maç seyredelim aynen Beşen Seçki demiş ki abi skeçler çok güzel beğenerek izliyorum çok teşekkür ederiz eksik olma dostum sağ ol var ol. Zaten bu yorumlar olmasa biz o skeçleri çekerken bir havaya giriyoruz. Tabii. Şey havasına yani moral havasına giriyoruz en azından yani. Anlatabiliyor muyum? Çok önemli bu güzel sözleriniz. Tabii ki ya, çok sağ olun, var olun. Berkhan Birol. Bir tahmin alabilir miyim demiş. Gülücük atmış. Tahmin. Sen ver şimdi. Yani, Alperen sırayla dönsün ister misin? Hani evet. Ortamızdaki. Evet ratiğimiz. Olabilir. Belki sırayla dönebilir şöyle. Bir de son 5 dakikalık resimlere geçelim. Tamam peki. Arif Taş demiş abi yayına 3 banka maç vereceğim. 3'ü de tutacak demiş. Arif Taş Demir demiş bunu. Tanju Güneş abi yeniyim. Beni de ailenize alın. Samsun'a selamlarınızı bekliyorum demiş. Ailemize hoş geldin. Ailemize Samsun'a selam. Buraya geldikten sonra izin falan estağfurullah kardeşim. Yani bizim yanımıza kötü insanın ne işi var yani. Sen geldiysen güzel bir insansındır mutlaka. Emreniş abi ya yine kaçırdım. Tam açtım benim muhabbet bitti demiş. O zaman başa sarıyoruz. Emre'ciğim benim sevgili abi seviyorsunuz buradayım diye yazmış Emre Dinç önceden. Ümit Şengün iyi yayınlar Alper abi demiş. İyi yayınlar. Ümit Şengün. Bize. Evet demiş, Berkan Birol. Berkan Birol kaldı evet, ne oldu? Yarın Veli Efendi şeyle yazmış el yazısıyla. Yarın Veli Efendi hipodromda koşacak altılı kayan tahminlerinizi söyler misiniz? Dikkatle dinliyorum. Gülücük atmış. Herhalde bu bir espri. Hani rapor numaralı, demiştik ya. 12 atın koştu. 4. ayakta. Berkancığım herhalde espri değil mi? Yanlış anladık. Orta sahada evet onu
konuşmuştuk değil mi? Ortasahada.com olarak düzeltmiştik. Evet. Bir ufak... Eyvah, Adem Yılmaz demiş ki abi benim fotoğrafın altında başka isim yazıyor. Eyvah eyvah. Ademciğim bunu özel mesajlaşalım, haftaya düzeltelim. Şu anda biliyorsun öyle bir şansım yok. Hayırlı geceler, iyi yayınlar demiş. Fotoğraf atmış. Şimdi fotoğraf atanın nickname'i Mehmet üstü çizgili böyle. Tamam Galatasaray'la ilgili bir fotoğraf atmış ama altında bir Fenerbahçe gönderme de var. Hı. Yani mümkünse yani birbirimize göndermeler yapmayalım. Yani kırılmalar hoş, olabilir diye. Yani tabii yani hoş şeyler belki olabilir ama yani hani işte ağlama sızlama Fener şöyle yaptı Galatasaray sen ağlama falan. Yani öyle değil de daha güzel espriler yapalım ya. Öyle yapalım tamam. Olur mu? Tamam. Mehmetçi Mehmet galiba. Celal Efe. Neredesin yahu? Celal Efe, neredesin işte Celal yahu? Efe demiş. Ama o Twitter'cı doğru. Evet, onu da atmış. Çok var abi, yetişemeyiz Alper. Hadi abi, o zaman, hızla. Otokapımızı kapatı, sizi izlemek için yakında işimden olacağım. Kupon ailesine feda. Serkan Dursun, abi otoparkın kapısını kapattım. Sizi izlemek için yakında işimden olacağım. Otoparkın. Ya Serkan ne yapıyorsun, yapma. Aa, sakın ha. Abi vallahi geçen hafta çek yatta uyuyakalmışım. Malum çalışıyor, sabah 7'de işe gidiyorum. Pazar bile çalışıyorum. Affedin ya demiş Celal Efe. Celal Efe kaçışın yok. Rapor yazacaksın. Bize burada Twitter, Facebook'a bir şeyler yazacaksın. Sabah 7'de fotoğrafını çek şirkete mesela girerken. Bir şey izleyemeyiz. Yok öyle biz şey yemeyiz. Yok. Sabah 7'de girerken veyahut da bir el yazısıyla birisine imzalattır. İzinli bize buraya atacaksın. Biraz örneğini gördün evet. Bu kupon kaçmaz demiş Celal Efe. Carpi Udinese Handikap 2, 5.50. Fiorentina Handikap 0, 3.60. Hmm. Roma Milan Handikap 0, 3.60. Sevilla Atletik Bilbao Handikap 0, 360. Handikap 0, 3.60. Hmm. Yorumlar mısınız abi demiş. Fiorentina Lazio Handikap 1 mi? Of 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 abi bu ben yani bu işten çıkamam. Güzel. Carpi Udinese Handikap 2, 5.50 ya. Carpi Udinese Fiorentina Handikap 0'a bir şey demiyorum. Milan, Handikap 0 olabilir. Milan Handikap 0. Milan Roma kazanır Milan diyorlar. Yani. Ama Roma deplasmanı tek ondan fark. Kaçabilirsin. Sevilla Atletik Bilbao Handikap 0 ona da bir şey diyemem ama Carpi'ye bir şey diyemeyeceğim. İlk yarı 1.5 alt ben de az gol olur demiştim. Kendi kuponu da yayınlamış Celal Efe. Everton Manchester City 2, Empoli Inter 0, Tondele Pacos Ferreira galiba değil mi? Kısaltılmış. Evet, Maçson 2, Mirandes Deportivo La Coruña 2, Real Betis Sevilla 2 demiş. Real Betis Sevilla mücadelesine sistemli oynamış. 2 demiş. Yani bunu hemen paylaşıyorum. Bu kuponlara dikkat ediyoruz. Flash Akın abi, Alper abi bu haftaki kupon tutturdum. Sistem yaptım. 3 maç tutturdum. 60 TL verdi olsun demiş. Zaten biliyorsunuz kumara karşıyız. Böyle yani aman kurban olayım. Yani. Eğlencelik bu maçlar. Aman eğlenin. Eğlencelik lütfen. Tabii. Lütfen ya çok kötü bir şey ya. Ya bu kumardan evini, ocağını, servetini kaybeden insanlar tanıyorum Alper. Allah göstermesin Alper diye. Alper gidip de arkadaşların yanında aman. İşçi olarak çalışan arkadaşlar yani işçi derken yanlış anlaşılmasın. Yani adam patron. Patron yanında adamlar var onların yanına gidip çalışıyorsun. Niçin çalışıyorsun? Çalış tamam da ama yani o fabrikalar, mabrikalar iflas da et. Gidiyor. Et. Bir hiç uğruna gidiyor et, yani. Et yani olabilir bir riske girmişsindir bir şey almışsındır ithalat ihracat ama kumar deyince de kardeşim olmaz olur. Ki. Ya. Yani kumardan kaybetmek kadar da yani iflas etmek kadar da böyle... Şimdi yanlış Allah bir şey göstermesin. Allah göstermesin. Alperen bu arada ortamızda izleyicilerimizin fotoğrafları tekrar dönebilir. Günahıyla sevabıyla minik minik hataları olsa da inşallah haftaya düzelteceğiz. Çünkü istemişlerdi değil mi? Tekrar fotoğraflarımız dönecek mi diye. Evet. Evet teşekkür ederiz. Celal Efe demiş flash çok çalıştım maçlara demiş. Kaçmaz birazdan demiş okumuştuk onları. Ben geriye doğru gittim çünkü. Batuhan Çatalbaş selam söylemiş. Aleyküm selam kardeşim. Adem Yılmaz demiş ki selamun aleyküm Akın abim demiş senin sakallar Alper abimde gömleği yakıyor vallahi demiş. Eyvallah. Sehim Mustafa Delen Manchester 2 City 2 Hull City 1 Sevilla 1 West Brom 1 bu maçlara çok güveniyorum demiş. espriyle karışık. Serkan Dursun hayırlı geceler işte keyifli program başladı. Bol kahkahalar demiş. Eksik olmasın. Celal Efe'nin dostlar kuponsuz kalmasın demiş Cüneyt Polat'ın daha önceki şeyleri, fotoğrafları ve yorumları var. Caner Aslan demiş ki abi yayınlar hayırlı geceler her zamanki gibi yine 10 numarasınız. Eksik olma Caner Aslan kardeşim. Teşekkürler Caner Aslan. Sevgiler, saygılar bizden. Cüneyt Polat ne demiş biliyor musun Twitter'dan? Dünyalık
sorunların, dertlerin unutulduğu tek program. Aman efendim, ne güzel sözler duyuyoruz. Vallahi çok teşekkür ederiz. Hep beraber yapıyoruz. Fotoğraflar geliyor ekipçe. Biliyorum ama fotoğrafları haftaya yayınlayamadığınız fotoğrafları haftaya. Berat demiş ki abicim. Abicim. Berat. Yuva ne demiş, bir sustun. Bir şey demiş. Ha, bir şey mi var? Yere götüreceğiz demiş, para lazım demiş. neyse yani her şeyi de okumayalım. Deşifre etmem. Kenan demiş ki ya bağlandık size, sabah iş var ama program sürekleyici maçları aldım, hafta sonu RGS'teyim demiş Kenan. He, tatile gidecekti o değil mi Kenan? RGS evet. Tatili için bizden maç istememiş miydi evet. Kenan kardeşimiz? Evet. Doğru. Bence bir şey söyleyeyim mi Kenan, bak bu devre arası maçlarına falan girme, kurban olayım. Ya özellikle hani bu FA Cup maçlarına girmemekte ya, fayda var. Ahmet Şimşek, Alper Bey Everton maçını verdi. 1.15 orandan 2.5 üst mantıklı mı diyor. 2.5 üst Everton Dagret maçının oranı 2.5 üstün 1.15 olamaz. Maçını verdi. 1.5-1.15 oranları mı? Yok, bak bakalım sen. Bakalım. Görkem Tan demiş ki abi gerçekten herkes sizi haftada birkaç izlemek istiyor. Neden haftada bir gün yahu demiş. Eksik olma Görkemciğim. Vallahi işte böyle şartlarımız böyle. Gecenin bir yarısı işte. Evet. Falan, böyle işte. Haklı izleyicimiz. Haklı mı? Doğru evet, söylüyor. 2.5 üstün oranı 1.15. O zaman 2.5 alt oyna. Beni dinle. Kesinlikle. Hata bende. Beni dinle, 2.5 altı. 1.25'in altına biz kesinlikle oran vermiyoruz. Aynen. Bir gözden uçuşa kaçmışım. Geçmişiz orada. Kaçıyor. 20 maç, yüzlerce lig, yüzlerce maç, yüzlerce takım. Aynen. Haklısınız. Teşekkür ederiz. Çok dikkatlisiniz bu arada. Sağ olun, var olun uyardığınız için. Hasan Karakaş demiş ki Akın abi Alper kardeşime TV yaramış. Daha güleç yüzlü, pozitif. Akinsel TV'de çok asabiydi. Tabii bilinçin yanlışlarının etkisi diyor. Görüyor musun? Bilinç gitti, yüzümüzde güller açtı. Ondan sonra abi T var. Sırf T. Montpellier, Mirandes, Fiorentina, Getafe hepsi bir olur. Sağlıcakla kalın. Müthişsiniz demiş. Eksik olma T. Sadece T. Nickname T. Güzel. Ahmet Çamuralp. Abi seviliyor, izleniyor. Çokça mesaj alıyorsunuz. Bunlar hep kaliteli için karşılığı demiş. Kaliteli dost var karşımızda. Kalite oradan geliyor. Evet, izleyicimiz güzel. Sizler güzelsiniz. Emin ol. Tabii ki canım. Şimdi oradan bize ha bu bak şu bu kadar kaç haftadır program yapıyoruz. Tweetlerin sayısı ortada duruyor. Mesajını girsinler, mesajlara baksınlar. Bir tane küfür yok. Evet, doğru. Bir tane saygısızlık yok. Kurban olayım ben size ya. Doğru. Kalite bizde değil, sizde ya. Aynen öyle. Aynen öyle ya. Kesinlikle. Yoksa var ya mahvolurdu derdi ki tweetim kapalı mı Alper, ne bu ya herkes değil mi? Kesinlikle. Son çok iki teşekkür dakikamız bu arada. Mesajlar evet, Emre Dinç okumazsanız eğer canınız sağ olsun be abilerim, çok seviliyorsunuz demiş Emre Dinç. Okudum kardeşim. Peki tekrar geçmiş olsun Emre. Seyit Sami Toksöz. Basketbolda Galatasaray'ın İstanbul Başakşehir Belediye değil mi? Başakşehir Büyükşehir Belediye. Belediye Büyükşehir. İstanbul Büyükşehir Belediye. Bravo. Basketbolda Galatasaray İstanbul Büyükşehir Belediye lig sonuncusu İstanbul'u Galatasaray rahat yener. Çok kötü. İstanbul'muş birden bir 2.25 oran banko demiş. Evet, basketbol tutkunları, basketbol severler. Evet, baskete girmedik çünkü daha yani çok tabii. Taze programımız daha. Onun için baskete hemen giremedik. Kenan Gözütok. Abi Akın abi bir rapor ben vereyim. İnegöl'de elektrikler gitti, kusura bakmayın bay demiş. Süper. Bunu haftaya şey yapalım tamam. Alper, bunu unutmayalım olur mu? Süper. Çok güzel. Mumun önünde resmini çek yayınlayalım. Evet evet, evet evet bravo. Ya, Mumun önünde ya. Fotoğraf istiyorum. Kenan yok kimdi? Özkan Akçay. Yok yok kaçış yok ya. Bir belge istiyoruz arkadaş. Şahane. Belge istiyoruz. Özkan Akçay anlaşmamız için Beşiktaş daha iyisini yapabilir. Algısını yansıtman gerek demiş. Özkan Akçay kardeşim. Hani demin yanlış anlaşılma olmuştu ya. Evet, iyi bir Beşiktaş. Özkan o kardeşim. Belli ki Beşiktaş'tan iyi ben şeyler. Ben Beşiktaş yapayım. İçin eğer kötü futbol oynuyor, bu işi geçemezsem bunu zaten açık açık söylerim. Orada yani çok net yanlış anladığım belli. Ben bir defa daha özetleyeyim. Burada bir limit vardı. Beşiktaş o limitte zaten. Daha yani diyorsun ki bir arabaya 300 kadranı var. 400 git diyorsun. Ben olmaz. De diyorum ki 400 gidemez. 400 gidemez diyorum. Çünkü 300 kadranı. Daha üstü yok ki işte bu 300 lira burada herkesi geçer. Beşiktaş'ın performansının tavan yaptığını ifade ediyor. Özkan Akçay'a anlaşamadık seninle. Neyse selam olsun dostum. Hoş geldin. Başım üstte yeri var. Cüneyt. Evet süremizin sonuna geldik. Tüm kuponlar kazanın inşallah demiş. Vallahi mı? Evet süremizin sonuna geldik. Kapatıyorum. Hadi iki tane daha oku kapatayım. Vallahi mı? Eyvah. Hala buradayım demiş Kenan. Demiştik ya. Sporda tavan yoktur. Rekor diye bir mevhum var. İnsan çocuğa yorumlar camianın kendisini düşündürür demiş.
Özkan Akçay detaylı haftaya İnşallah konuşacağız. İnşallah önce başarı ondan sonra rekor. Evet bu arada Alperen kulağıma söylüyor programı abi kapatıyorum. Abi federasyon çözülmez imkansız yıllarca Beşiktaş mahveden federasyon diye sistem etmişler. Son tweet okuyorum. Tamam. Hasan Karakaş'tan o atmış en son. Ötekileri de haftaya okuyacağım. Hı-hı. Akın abi forma için Adem Metan kardeşime, Hande Hanım'a ve Fatih Terim'e çok teşekkür etmiş. Peki efendim, sürçülisan ettiysek, bir hatamız olduysa affola. Yapımda ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize iyi geceler diliyoruz. Akın Sel'le önümüzdeki hafta yine aynı saatte bu ekranda olacağız. Görüşmek dileğiyle. Esen kalın.